Efendim hayırlı sabahlar, günaydınlar. Yeni bir hafta, yeni bir gün. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, keyifli, güzel bir gün diliyorum. Güzel bir hafta diliyorum efendim. Yeni güne merhabaya ve Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün de her zaman olduğu gibi yine yaklaşık 1,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Peki bugün yeni güne merhabada neler konuşacağız, neler yapacağız? Malumunuz bildiğiniz gibi kış ayı neredeyse kapımızı çaldı. Havalar soğudu, karlar yağacak, yağmurlar yağacak, böyle güneş yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başladı ve galiba biraz da psikolojimiz bozulmaya başladı. Yani anlayacağınız gibi mevsim değişikliklerinde bazen olur ki insanların ruh hali mevsime göre değişebilir. Peki bu zamanlarda ne yapmamız gerekiyor? İşte bu konuyu konuşacağız değerli izleyenler. Çok kıymetli bir konuğum var. Klinik psikolog Doktor Rukiye Karaköse hanımefendi bizlerle birlikte olacak ve bunun yanı sıra muhtelif işlerde de hani kış aylarından bahsettik ya, böyle ruh halimizin değişikliğinden depresyona girebiliriz. Böyle bir sakinlik isteriz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Çok güzel bitki çaylarından faydalanmamız gerekiyor. Bu anlamda da muhtelif işlerde çay uzmanımız Nuray Aksoy hanımefendi bizlere yardımcı olacak ve çok güzel çay tarifleri verecek. Evet, çok daha fazla lafı uzatmayalım. Hemen yeni güne merhaba başlasın. Hazır mısınız? Ya Allah, bismillah. İyi çay nasıl demlenir? Bitki çayları nasıl hazırlanmalı? Lezzetli çay tarifleriyle çay uzmanı Nuray Aksoy az sonra yeni güne merhabada. Günaydınlar, günaydın. Hoş geldiniz Nuray Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Vallahi sizi gördük daha iyi olduk böyle. Ben de aynı şeyleri sizin için. Özellikle teşekkür ediyorum. Özellikle çay da içmedim. Çok iyi. Merak ediyorum. Dedim ki bugün çok güzel şeyler yapacak Nuray Hanım. Evet. O yüzden sizin çaylarınızı bekledim. Neler yapacağız bugün sevgili izleyenlerimize? Bugün bir kış çayı yapalım şimdi kıştan bahsedeceğimiz evet. için. Sonrasında malum süreçten dolayı bir bağışıklık sistemi güçlendirici çay yapalım. Harika. Biraz yeşil çayı tanıtalım. Tamam. Yeşil çayla ilgili iki tarif verelim. Son tamam. olarak da stresle ilgili, stres yönetimiyle ilgili bir çay yapalım. Hı hı. Bitirelim, süremiz yeterse. Harika. Tabii. Nuray Hanım, hemen başlayalım mı? İlk çayımız hangisi olacak? Şimdi ilk çayımız kış çayı olacak. Hı hı. Neden kış çayı? Zaten hani programın formatına uysun, hı hı. malum kış aylarına girerken. Hı hı. Bizi daha zinde tutacak, dinç tutacak bir çay olsun. Bağışıklık sistemimizi de güçlendirsin aynı zamanda. Hı hı. Biliyorsunuz bitkilerde sağlığımız için çok fazla madde var. Evet. Dolayısıyla bu maddeleri doğrudan direkt almak isteyen insanlar da bitki çayı içmeye çok fazla yöneliyor artık. İşte mekanlarda yapılıyor biliyorsunuz. Evet. İşte bununla ilgili çok özel ritüellerin olduğu mekanlar bile var artık. Çok fazla sektör merhaba dedi değil mi bu işe? Evet, çaylar, kahveler. Sadece çay dükkanları var. Yani sadece çayların içildiği dükkanlar var. Güzel bir şey. Ama her şeyin fazlasının zararı olduğu gibi bitki çayını da fazla tüketmek aslında zararlı. Şimdi ben bunu yaparken bir taraftan da anlatayım. Tamam. Şimdi kış çayı çok fazla tarif var. Herkesin bir kış çayı tarifi vardır Demet Hanım. Ama ben burada kendi tarifimi uyguluyorum. Birbirine yakışacak tatları tercih ediyorum. Şimdi kakule kullandım. 4-5 tamam. tane. Bir fincan yapacağım. 3 tane, 4 tane karanfil kullanıyorum. Nar çiçeği kullanıyorum. Nar çiçeği müthiş rengi olan güzel bir bitki. Evet, kırmızı veriyor gerçekten çaya. Ihlamur kullanıyoruz. Hı-hı. Evet, ıhlamur geleneksel biliyorsunuz tedavi etme yöntemimiz. Hı-hı. Ve zencefil, kuru zencefil. Kuru zencefil. Şimdi neden kuru zencefil kullanıyorum? Kuru zencefil ile yaş zencefil arasında vücut ısısını oranlaması arasında fark var. Kuru zencefil vücut ısısını arttırıyor. Hı hı. Kış aylarında olduğumuz için kuru zencefil tercih ediyoruz. Kakule ağız hijyeni açısından çok önemli. Karanfil virüslere karşı çok etkili. Ihlamur biliyorsunuz geleneksel grip ve nezle evet. tedavisinde kullandığımız bir yöntem olduğu hı hı. için bu üç üçünü bir araya getirdim. Bu çaya bir de havlucan ekleyebiliriz. Havlucan tamam. ekleyebiliriz evde varsa. Ama ben genelde evde olan malzemeleri tercih ettim. Bu malzemelerin herkesin evinde olduğunu düşünüyorum. Diğer programa katıldığımda da her zaman ekipmanları ısıtmamız gerektiğini söylemiştim. Yine tekrar edelim burada. Evet, kullandığımız demliği ısıtıyorum. Şimdi ben kaynatmayacağım Demet Hanım.
bitki çaylarını yaparken yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi kaynatmak. Hı hı. Biz kaynattığımız zaman bitkilerden fayda yerine zarar elde ediyoruz. Farkında değiliz. Evet. Her zaman demleme yöntemiyle yapmamız gerekiyor. Tamam. Bir fincan suyumuzu demliğimize koyalım. Demleme yöntemi dediğimizde bitkileri demliğin içine atıp suyu üzerine ilave etmek değil. Demleme yöntemi dediğimiz yöntem şu şekilde. Ama biz evde maalesef böyle yapmıyoruz. Çok geriden gelen bir alışkanlık ve değiştirmek maalesef çok zor. Hı-hı. Ve Türk çayını da aslında böyle demlersek çok daha iyi olacaktır. Ben biraz öyle az mi? Su koydum. Türk çayını da böyle yapabiliriz. Türk çayını da aynen yani. Bu şekilde demlersek çok iyi olur. Çok da güzel, çok da içimi hoş çaylar elde edebilirsiniz. Ha, derseniz ki biz çayımızı sıcak seviyoruz. İşte üzerine bir havlu kapatabilirsiniz. Kalorifer peteğinin üzerine koyabilirsiniz. Ama asla kaynatmıyorsunuz. Bitkileri asla kaynatmıyoruz. Tamam. Bütün bitkileri demleme yöntemiyle demleyeceğiz. Şeyi de gerçekten rengini de o salınımına baktım da şimdi ne kadar böyle yavaş yavaş veriyor. Evet yani kendinden evet, demleniyor. Yavaş yavaş demleniyor. Ve kapağı kesinlikle kapalı olmak zorunda. Tamam. Çünkü kokusu, aroması hepsi içerisinde kalacak. Nar çiçeğinden bahsettik mi? Nar çiçeği de C vitamini deposu. Evet. Aynı zamanda çaya çok hoş bir renk verdiği için ben nar çiçeğini de tercih ettim burada. Çayımızın demlenme süresi 2-3-4 dakika. Tamam. 4 dakika sonra tüketilmeye hazır olacak. Kakule'yi her yerde bulabilir miyiz? Kakule'yi her yerde rahat değil mi? Sıkıntı olmaz. Aynen. Zannedersem kahveye de herhalde siz kullanılıyor değil mi? Kakuleli kahveler kakule falan da yapılıyordu. Kakule özellikle işte... Nasıl söyleyeyim, doğudan gelen kahvelerin içerisinde çok var. Suriye kökenli işte Hatay, o taraflarda çok fazla kullanılıyor kahve. Evet. Türk kahvesine yakıştı. Yakışıyor. Çayda da kullanıldığını ilk kez gördüm. Mutlaka şimdi merakla tadına bakacağım. Çayda şu anda neden kullanıyoruz? Ağız hijyenimiz ve bağışıklığımızı güçlendirdiği için kullanıyoruz. Malum kış ayında bizim bunlara çok ihtiyacımız var. Doğa da bize bunları sunmuş. Evet. Neden faydalanmayalım? Rabbim demiş. Gerçekten çok haklısınız. O kadar güzel nimetler vermiş ki elhamdülillah. Çünkü bizim kakuleyi biliyorsunuz. Evet. Yemeklerden sonra da ağız hijyeni için özellikle kebapçılardan çıkıldığında karanfille birlikte verilir. O yüzden bizim zaten kültürümüzde olan bitkiler ve biz ülke olarak bu konuda çok zenginiz. Yani bu bizim doğanın bize sunduğu bu nimetlerden faydalanıp bireysel olarak tedbirimizi aldığımızda zaten belki de bu süreci daha fazla yakın bir zamanda İnşallah. Atlatabiliriz diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Peki diğer çayımıza İkinci da geçelim mi hemen geçelim. O demlenirken? Tamam. İkinci çayımız malum korona sürecindeyiz. Dünyayı hala etkisi altına aldı. Evet. Hala bir çözüm bulunamadı. Maalesef. Ve uzmanların da bu konuda bize tavsiyesi ne? Bağışıklık sisteminizi güçlü tutun. Biz bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için şimdi bir çay yapacağız Demet Hanım. Bunu şununla yapalım daha çünkü fazla malzeme kullanacağımız için. Şimdi öncelikle bir tane limon kabuğumuz var. Ben limonu biraz önce sıktım. Ben evde de sıktığım limonları atmıyorum. Çayımın içerisine kullanıyorum. Evet. Atıyorum. 3-4 tane karanfilimiz var. Ne dedik? Evet. Virüslere karşı koruyucu bir etkisi var. Demet Hanım yeşil çay kullanıyoruz. Yeşil çayımız var. Yeşil çaydan ne birazdan kadar? Bahsedeceğim. Yani ortalama böyle bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı. Tamam. Ihlamurumuz var. Ihlamurun yine geleneksel grip ve işte öksürük gibi hastalıklarda bizim yıllardır tedavi etme yöntemlerimizden bir tanesi. Canlı yayın heyecanı yine suyu önce koymamız gerekiyordu. Biz unuttuk. bizim meyan kökümüz vardı. Meyan kökü de gerçekten bu konuda değil mi? Bağışıklık evet, meyan kökü bu çok çayda önemli. Çok etkili bağışıklık sistemleri için. Özellikle ciğerler için çok önemli. Meyan kökü kullanıyoruz. Bu çayı ben bu süreç başladığından beri hemen hemen her akşam yapıp içiyorum. İnanılmaz bağışıklık sistemini güçlendirici bir çay. Ne koyduk? Karanfil, limon kabuğu, ıhlamur, meyan kökü. Ve limon suyumuz var. Harika. Ama limon suyunu daha sonradan ilave edeceğiz. Önce ortalama suyumuzu. Evet. Yine bir fincan. Biraz malzemeleri çoğaltarak hani imkanlara evdeki göre. Kişi sayısına kişi göre sayısına değil mi? Göre evet. Çoğaltarak böyle bir çay elde ediyoruz. Bu da bu kış aylarında özellikle malum süreçte bağışıklığımızı güçlendirecek çaylardan
bir tanesi. Harika, çok teşekkür ediyorum. Az sonra sevgili konuğumuzla beraber tadına mutlaka bakacağız dedim ya. Programın başında çay içmedim. Sizin ellerinizden bu güzel çaylardan mutlaka tatmak istiyorum. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, programımızın başında da söyledik ya, kış aylarına girdik artık. Psikolojimiz tabii bazen olumsuz da etkilenebilir. Mevsim değişikliği ruh halimizi de etkiliyor, öyle değil mi? Eğer sizin bu konuyla ilgili merak ettikleriniz veya soru ve önerileriniz varsa lütfen WhatsApp numaramızdan ve Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresinden ulaşın bizlere. Bekliyoruz efendim. Mevsim değişikliği doğayı etkilediği gibi insanı da hem fizyolojik hem de psikolojik olarak etkiliyor. Peki mevsimsel değişimlerde insan neden uyum güçlüğü çeker? Kış mevsimi ruh halimizi nasıl etkiliyor? Konuyla ilgili merak edilenleri klinik psikolog Rukiye Karaköse az sonra Yeni Güne Merhaba'da yanıtlıyor. İslam tarihinin en güzel sayfalarını dolduran olayların kahramanıydı onlar. Vahyi yazdılar, sünneti yaşadılar ve sonraki nesillere örneklik edecek nezih bir toplum oluşturdular. Onlar Rabbimizin Kur'an'da övdüğü Resulullah'ın ashabım dediği kıymetli dostlarıydı. Kimisi peygamberimizin hani halkındandı, kimisi akrabalarından. Onunla bir ömür birlikte olanı da vardı. Kendisiyle yalnızca bir kez muhatap olanı da, hayata onunla gözlerini açan da vardı. Onun elleriyle toprağa verileni de, her birinin bir hatırası vardı Allah Resulü ile. Belki bir sohbet meclisinde, belki bir yemek davetinde, belki de bir seferde, belki de yüzlerce. Nesilden nesile aktarılan bu hatıralar İslam tarihini aydınlatan salt ilmi veriler olmanın ötesinde Resulullah'ın sünnetini bütün canlılığıyla gözler önüne seren kıymetli birer tablo oldular. Evet değerli izleyenlerimiz, bugün Yeni Güne Merhaba'da sizlere yine çok güzel armağanımız var. Sahabe Hatıraları adlı bu kitap Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının kitabı. Eğer bu kitaba sahip olmak istiyorsanız öncelikle yapmanız gereken tek şey Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresini takip etmek ve son paylaşımımızı beğenerek bir arkadaşınızı etiketlemek kafi olacaktır. Bu güzel kitaptan bugün iki tane sevgili izleyicimize göndereceğiz inşallah. Evet, ben daha fazla konuğumu bekletmeden hemen hocamıza bir hoş geldiniz demek istiyorum. Hayırlı sabahlar. Nasılsınız hocam? Hoş buldum. Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Siz de iyi görünüyorsunuz. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Elimizden geldiğince iyi olmaya çalışıyoruz. Malum bir tarafta salgınla mücadele ediyoruz. Artık havalar soğumaya başladığı için tabii vaka sayısı da gittikçe artmaya başladı. Sanırım bu da psikolojimizi çok fazla etkilemeye başladı. O yüzden bazen ne yapacağımıza şaşırıyoruz. Ne yapsak ne etsek derken dedik ki kış ayları, muhtemelen bilmiyorum yaz aylarında da böyle oluyor mu? Az sonra onu da konuşmak istiyorum ama kış psikolojisi hep böyle midir? İnsan bir kışa girerken depresyona girer mi gerçekten? Şimdi herkes her zaman değil ama kış aylarına girişte bizim vücudumuzda bazı şeyler değişiyor. Hı-hı. Retinamızın algıladığı ışık miktarı değiştiği için buna kronobiyolojik sebep diyorlar. Yani vücut ritmimizin gün ışığından etkilenmesi, gece ve gündüz ritmini gece ve gündüze göre kendini ayarlaması ve buna göre hormon salgılamasıyla ilgili bir durum. Bazılarımızda bu sistemler biraz daha hassas ve gün ışığı azaldığı zaman merkezi sinir sistemine iletilen ışık miktarı azaldığı zaman ya daha sabah olmadı yat uyu mesajı gidiyor belki. Evet. Yataktan çıkamıyoruz. Evet. Bir şey yapmak istemiyoruz filan. Herkes kışın depresyona girmez ama bazılarımız girer. Bir depresyona mevsimsel depresyon diyebilmek için de sonbahar kış aylarında başlaması ve en az iki kere tekrar etmesi gerekir. Çünkü belki de bizim rutin bir depresyonumuz olacaktı. Kış aylarına denk geldi. Nihayetinde üç tane kış ayı var yılın dörtte biri. Evet. Yani dört depresyondan birinin belki kış ayına denk geldiği takdirde öyle zannedilme olasılığı var. Ama iki kere kışın depresyona girmişsek biz üst üste buna bu insanda acaba mevsimsel depresyon mu var? Bu konuda bir hassasiyeti mi var diyebiliriz. Kısacası hepimize olmaz ama bazılarımıza olur ve cidden yorar.
ve anladığım kadarıyla da özellikle fizyolojik etki göstermeye başlarsak bu depresyon ve ruh halinin olumsuz etkilenmesi daha da artıyor, öyle mi? Tabii, çünkü günlük hayat ritmimizi bozuyor. Hı hı. Yani sadece duygu durumumuzda olduğunda aslında psikolojide pek çok konu için bu geçerli. Bir şey ne zaman sorun olur? Yani normalden biraz daha coşkulu hissedebiliriz. Bu, hı hı, bir sorun mu? Bazı durumlarda sorun. Hı hı. Normalden daha depresif, daha hüzünlü hissedebiliriz. Bu sorun mu? Yalnız hüznü vardır kalbi olanın, diyor bir şiir mesela. Evet. Hüzünlü olmak da çok normal ama ne zaman sorun olur? Bunun gibi pek çok kavramla ilgili şunu söyleyebiliriz. Ne zaman sorun olur? İşlevselliğimizi bozduğu zaman. Evet. Yani ebeveyn rollerimizi yerine getiremiyor muyuz? Hı-hı. Ya da işimizde başarılı olamıyor muyuz? Verimli olamıyor muyuz? Eş olarak, arkadaş olarak, evlat olarak bizden beklenenleri yapmakta zorlanıyorsak, hı-hı, rutin faaliyetlerimizi aksatıyorsak o zaman evet burada bir sorun var demeliyiz. Yoksa biraz keyfim kaçık, biraz canım sıkkın, ne bileyim hava kapandı biraz böyle iyi hissetmiyorum diyebiliriz hepimiz. Anlık değişimlerden bu kadar korkmamak lazım. Evet, biz de millet olarak biz güneşi çok seviyoruz, denizi çok seviyoruz. Evet. Üç tarafı böyle denizlerle çevrili. Güneşi hissetmeyi seven bir milletiz evvela. Evet. O yüzden de herhalde kış aylarında biraz olumsuz olarak etkilenmemiz gayet doğal. Tabii. Peki mevsimsel değişimlerde insan neden uyum güçlüğü çekmeye başlıyor? Yani bu sadece kış ayı için değil. Hani bir, hı-hı, yaza girerken de böyle bir uyumsuzluk yaşayabiliyoruz. Bunların, hı-hı, nedeni ne sizce? Şimdi bir kısmı biyolojik. Bazı insanlar biyolojik olarak daha hassas, yeni değişimlere uyum sağlamakta zorlanıyor. Yani ortamın ısısı artsa veya düşse ya da biraz aç kalsa mesela şekeri yükselebilir. Bunlar elimizde olmayan şeyler. Bazılarımız bir takım biyolojik ve fiziksel gerçeklikle ilgili değişimlere, hı hı, daha hassasızdır, daha çabuk tepki veririz. Bazılarımız da kutuplara götürün bırakın yaşar, ekvatora götürün bırakın yine yaşar. Büyük ölçüde fizyolojik ama alışkanlıklarla ve yaşama bakış açısıyla ilgili olan kısmı da var. Hı. Yani kimi insan vardır, o uyku saatim geçti, ben şimdi her şey mahvolacak falan veya yemek yemem gerekiyordu bu saatte. Ya biraz uyum kapasitemizi de geliştirmemiz lazım. Elbette. Fizyolojik kısmı başka bir şey. Şimdi sağlıkla ilgili çok temel bir gerçektir. Uyumlu olan hayatta kalır. Hani hep Darwin'e atfedilen bir söz vardır. Güçlü olan hayatta kalır, hı-hı, diye. Hep söylüyorum, öyle bir şey yok. Öyle olsaydı mamutlar, dinozorlar bugün hayatta olurdu. İşte bir sürü minicik canlı da hayatta olmazdı. Güçlü olan değil, uyum sağlayan hayatta kalır. Hı-hı. Çünkü hayat fizyolojik olarak, biyolojik olarak ve duygusal olarak bize sürekli yeni şeyler getiriyor. Yeni şeylerle sınıyor bizi. Dolayısıyla biz o değişimlerle baş edebilmek için uyum kabiliyetimizin olmasına muhtacız. Evet. Uyum kabiliyeti yüksek olan insan, ya tamam hava biraz karardı mı, ona göre giyinirsin. Hı-hı. Ona göre moralini yükseltecek bir müzik açarsın hazırlanırken, giyinirken. Sana iyi gelecek bir kış çayı yaparsın, içersin, evet, filan. Kışa girerken ya da herhangi bir mevsim değişimine girerken evet zorlanabiliriz biyolojik ve fizyolojik olarak. Bu kısım elimizde değil. Bunu belki direncimizi yükseltecek takviyelerle yapabiliriz ama duygusal olarak yeni bakış açıları edinmek elimizde. Yani önümüze gelen her değişime bir yol kazasıymış gibi bakmamak lazım. Yolun kendisi bu zaten. Yani değişimler, aksaklıklar, arızalar yolun kendisi. Hayat böyle bir şey. Yani sadece aslında o kadar güzel söylediniz ki mevsimsel değişikliklerle alakalı değil. Yani hayatın kendisi zaten böyle bir yol diyorsunuz. Öyle. O yüzden de uyum sürecinde olursak eğer daha kolay adapte olur ve daha huzurlu, mutlu bir şekilde hayatımızı sürdürebiliriz aslında. Kesinlikle. Bakarsanız. Çünkü inişsiz çıkışsız bir yer yok. Hmm. Hayat dalgalı bir deniz gibi. Dalganın tepesinde ya da altında oluruz bazen. Aşağıda olduğumuz zaman biraz karanlık gelebilir. Şunu unutmamak lazım. Daha önce de oldu ve geçti. Yani sonsuza kadar kalmayacak o. Daha önce de oldu ve geçti. Yani biraz karanlık bir dönemden geçerken bunun hep böyle kalmayacağını kendimize hatırlatmamız lazım. Evet, bazılarımız biraz daha zorlanabiliriz uyum kapasitemize göre ama bu da geliştirilebilen bir şey. Yani karşımıza çıkan her zorluk aslında bizi geliştiren, kapasitemizi arttırmaya yönelik idmanlar, egzersizler diyelim. Biz öyle okursak tabii. İnşallah. Bazen de duyarız etrafımızdan iştahım kapandı. Ondan sonra çok halsizim, kendimi çok yorgun hissediyorum, çok uykusuzum ya da sürekli uykum var artık. 8 saatte uyusa, 10 saatte uyusa bir türlü ona o uyku yeterli gelmez. Hep uykusuzdur, iştahsızdır. O yüzden uyku düzenindeki değişiklikler de zannedersem bu depresyon belirtileri olabilir mi? Ruh halinin
olumsuz etkileri diyebilir miyiz uyku düzenine? Şimdi mevsimsel depresyonu zaten diğer depresyonlardan ayırt eden kritik bir nokta aslında bu söylediğiniz. Mevsimsel depresyon dediğimiz aslında majör depresyonun bir çeşidi. Majör depresyonda günlük hayatta depresyondayım diyen veya depresyon tedavisi gören insanların yaşadığı durumdur. Depresyonun başka türleri de var. İşte lohusalık depresyonu var. Başka bir madde kullanımının yan etkisine bağlı olan ya da ilaç kullanımının yan etkisine bağlı olan değişik türleri var ama en yaygın bilinen depresyon türü majör depresyon. Yani hayattan keyif alamamak, hevesle beklediğimiz bir şeyin kalmaması, eskiden zevk alarak yaptığımız şeyleri yapmamak, yeme içme ve cinsel arzuda düşüş, uyku ihtiyacında düşüş bunlar klasiktir. Keyif almamak, haz almamak, heyecan duymamak, küntlük, duygusal küntlük, bir şeylere tepki verememek, donuk davranmak bunlar depresyon deyince ilk aklımıza gelen belirtiler. Bunlar iki hafta ve daha uzun süre devam ettiği zaman evet bu insan depresyonda diyoruz. Ama ondan önce diyoruz ki evet keyfimiz kaçabilir. Bazı günler daha keyifsiz, daha gergin uyanabiliriz. Hormonal metabolik durumlar olabilir ya da o 2-3 gün gerçekten bir şey canımızı sıkmıştır, biriyle bir sorun yaşamışızdır. 2 hafta ve daha uzun sürerse buna depresyon diyoruz. Majör depresyonun bir çeşididir mevsimsel depresyon ama şurada ayrılıyor. Mevsimsel depresyonda yeme içmede ve uykuda artış olur, kiloda artış olur. Klasik depresyonda kilo verme olur. Standart bizim gördüğümüz insanlar depresyona girince 3 kilo verdim, 5 kilo, 10 kilo verdim derler, duyarız. Bazıları der ki bu depresyon niye bir tek bana yarıyor? Yani sen depresyonda sürekli yeme ihtiyacı hissediyorum. Sen kilo veriyorsun, ben alıyorum. Bu alıyorum. Nasıl oluyor? Mevsimsel depresyonda bir de atipik depresyon var. Farklı belirtiler gösteren. Bu durumlarda açlık, yemek istememek, uykusuzluk yerine fazla uyumak, fazla yemek ve kilo almak görülür. Bunu böyle diğer canlıların kış uykusuyla benzeten biyolojik yaklaşımlar da var. Kışın zaten normale göre biraz daha fazla uyku eğilimimiz olur. Depresyona girmesek de. Gün ışığı azaldığı için sabah öyle zıpkın gibi uyanamıyor bazılarımız. Hele de erken yatma, erken kalkma alışkanlığını oturtmamışsak. Evet. Yılın geri kalanında. Maalesef uyku o kadar önemli ki. Eğer yarım saat ya da bir saat bile insanı çok etkiliyor. Sabah uyanamıyorsunuz. O uykunuzu yeterli alamadıysanız. Her bünye için de zannedersem değişiyor o uyku düzeni değil mi? Yani kimi 6 saatte uykusunu alabilir, kimi 8 saatte. Aynen öyle ve eskiden şu çok söylenirdi. İşte her gün bir saat eksik uyusan yıl boyunca şu kadar saat kazanmış olursun ve İngilizce öğrenirsin ya da şu programı çözersin. Hayır, artık bu terk ediliyor. Herkesin kendine özgü bir uyku ihtiyacı var. Kendine özgü bir sirkadyen ritmi var, döngüsel ritmi var. Bazılarımız erkencidir. Erken kalkar ve sabah çok berrak olur zihni. Sabah çok üretken olur. Bazılarımızın zihni gece daha berrak olur. İlginç ama öyle. Tabii bizim önerdiğimiz daima akşam 11 ile gece 3 arasını uykuda geçirmek. Ki melatonin dediğimiz bir hormon var. O salgılansın. O da vücudun dinlenmesini, beynin yenilenmesini sağlar. Ve serotonin denen bir başka nörotransmitter. Yani beynin ürettiği bir salgıyı mutluluk hormonu diyorlar galiba biraz. Diyorlar. Doğru mu peki o ya, serotonin için? Serotonin bir hormon, dopamin, sayılmaz. Hormon değil ama günlük kullanımda hormon diye geçiyor. Aslında nörotransmitter, yani beyindeki bir hücrenin diğerine mesaj göndermesi. Yani mutluyuz, harikayız diye mesaj gönderebilir. Ya da çok keyif alıyoruz ya da bu hayat berbat, Allah kahretsin diye mesaj gönderebilir. Serotonin, dopamin, noradrenalin, GABA bunlar beynin ürettiği nörotransmitterler. Yani nöronlar arası taşıyıcılar diyelim. Bir hormon değil tam olarak ama günlük kullanımda hormon da denilse çok yanlış olmaz belki. Şimdi beyin içinde bunların sağlıklı üretilebilmesi için beynin uyumuş uyanmış olması lazım, dinlenmiş olması lazım. Sadece uzanarak, 8 saat uzanarak bedeni dinlendirebiliriz ama 8 saat uzanarak beyni dinlendiremeyiz. Evet. Beynin mutlaka kaliteli uykuya ihtiyacı var. Ya uykuyla ilgili başlı başına bir program konuşabilirim. Değeri çok az bilinen bir şey. Evet. Erken uyuyup erken uyanan bir insanın pek çok fonksiyonunun beyin ve bedensel çok daha iyi gittiğini biliyoruz. Ama herhangi bir insan çok harika bir uyku düzeni de olmadığını varsayalım. Kışın hava geç aydınlandığı için biraz daha fazla uyuyabilir. Daha fazla karbonhidratlı, şekerli gıdalar canı çekebilir. İşte unla yapılan ki karantina süreci var, konuşuruz belki. Evet. İşte ekmek yaptık evlerde, börekler yaptık. Evde de böyle bugün bütün gün evdeyim, brokoli pişireyim falan diye bir şey olmuyor. Keyif verici bir şey istiyorsunuz. Çünkü dışarı çıkamıyoruz.
eşimizle, dostumuzla görüşemiyoruz, sevdiklerimizden mahrumuz. Sevdiğimiz ve bize keyif verecek, o serotonin ve dopamini salgılamamıza yol açacak pek çok şeyden mahrumuz. Sinemaya gidemiyoruz, yürüyüş yapamıyoruz, tam karantina dönemlerinden söz ediyorum. Ne yapıyoruz? Evdeyiz ve kendimize haz verebilecek çok sınırlı kaynağımız var. En kolay yolu da kompleks karbonhidratlar, yani işlenmiş şeker, işlenmiş unla yapılan börek, çörek, pasta, turta gibi şeyler. Bir de Instagram teşvik etti sağ olsun. Herkes ekmek yapınca evet, yapmayan kalmadı falan diyoruz ya. Yani canımız da sıkılıyor şimdi. Bütün gün evdeyiz, yapacak çok fazla işimiz yok. Keyif verici bir şey aradık ve bunlara yöneldik. Ama normalde mevsimsel depresyonda da bu oluyor zaten. Yani o çok kilo alma böyle sağlıklı gıdalardan olmuyor. Aşırı karbonhidrat tüketiminden oluyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Gerçekten son günlerde de anlaşıldı ki biz yine bu kışı büyük bir kısmımız evden çalışarak çocuklarımız online eğitimle, gençlerimiz online eğitimle evde olacaklar. Yani kışın evdeyiz. En azından Ocak dönemine kadar, yıl sonu itibariyle öyle gözüküyor. Peki hem kış ayındayız hem evdeyiz. Bunun ikisini nasıl dengeleyeceğiz? Bu konuda bizlere neler tavsiye edersiniz Rukiye Hanım? Vallahi bizi zor günler bekliyor. Önce onu düşünmekte yarar var, zihnimizde tutmakta yarar var. Şimdi gerçeklikle yüzleşmek baş etme yöntemlerimizi de etkiliyor. Hiç etkilenmeyelim, harika psikolojik bilgiler edinelim, kitap okuyalım. Hatta işte biz mesleğin profesyonelleri, biz hiç etkilenmeyeceğiz falan. Öyle bir şey yok. Ne olursa olsun bununla ilgili her şeyi bilsek de etkileneceğiz. Zor bir şey yaşıyoruz. Biraz zorlanmamız normal. Önce bunu aklımızdan çıkarmamamızda yarar var. Hani ne hissedeceğiz, ne hissetmeliyiz, bir sürü soru soruyoruz ya, böyle bir durumla nasıl baş etmeliyiz? Bir kere öyle çok güçlü falan olmak zorunda değiliz. Dünyanın zor zamanlarından birinden geçiyoruz. Güçsüz olmamız da normal, güçsüz hissetmemiz normal. Hüzünlü, depresif, kaygılı, öfkeli hissetmemiz normal. Ümitsizliğe bazen kapılmamız normal. Bunların hepsi normal ve insani. Öncelikle duygularımızı hissetmeye izin vermemiz lazım, yaşamaya izin vermemiz lazım. Biz biraz bu konuda toplum olarak sıkıntılarımız var, evet, sıkıntılı bir toplumuz. Çocukluğumuzdan itibaren duygularımızı bastırmak, yok saymak ve onlardan utanmak üzere yetiştiriliyoruz. Yani güleriz, bunda gülecek ne var? Ağlarız, bunda ağlayacak ne var, bebek misin? Seviniriz, bunda bu kadar sevinecek ne var? Korkacak ne var, çocuk musun, bebek misin falan? Yani duygularımızı sahiplenmemeyi, onlardan utanmayı öğreniyoruz. Hayır, korkabiliriz ve bu normal. Kaygılanabiliriz, hasta mı olurum, bir yakınıma bir şey mi olur? Vedalaşmadan mı kaybederiz birbirimizi diye? Yani bundan da korkmamak garip olur aslında. Korkmak normal, kaygılanmak normal. Üzülmek, bazen ümitsiz hissetmek, hepsi normal. Önce bunu kabul etmemiz lazım işe başlarken. Güzel. Sonra bunun zor bir dönem olacağını da kabul etmemiz lazım. Evet, zor olacak. Yani harika tedbirler alırsak, evde her gün bir aktivite yaparsak süper verimli bir karantina geçireceğiz. Süper verimli bir karantina geçirmek zorunda değiliz. Birinci önceliğimiz akıl ve ruh sağlığımızı, sonra da beden sağlığımızı korumak. Koruyarak çıkalım. Yani stabil, standart, bugünkü gibi çıksak bu bile çok iyi. Online programlardan yazılım öğrenmek, dilimizi geliştirmek, bir sürü kitaplar okuyarak çıkmak zorunda değiliz. Bu biraz etkinlik fetişizmi, etkinlik obsesyonu olur. Yani çok şey yapacağım falan, bu hepimize göre değil. Bazılarımız var, bırakın kendi haline, zaten o tür şeyleri yapıyor. Yani kişilik özelliğine göre değişebiliyor. Hani bazılarımız kesinlikle sadece belki mutfakla ilgilenebilir ama ekmek yapabilir veya işte gündelik yemeklerini yapabilir. Ama bazılarımız ekmek de yapar, gündelik yemeklerini de yapar, evet, artı pastalar, börekler, farklı evet, şeyler de yapabilir. Aynen, etkinlikler öyle de yapabilir. Hep ama bizim o gün canımız istemiyorsa kendimizi zorlamak zorunda değiliz. Hiç aman değiliz, kendimizi... Çok üretken olacağım falan. Aynen. Yok öyle bir böyle bir şey yok. Yok. Rahat bırakacağız kendimize. Aynen öyle. Güzel. Çünkü travmalar ve afetler karşısında, zorluklar karşısında verdiğimiz tepkiler çok bireysel. Orada herkes birbiri gibi tepki vermiyor. Donup kalan var, o derdini, acısını unutmak için sürekli bir şeylerle uğraşanlar, kendini harap edecek, yoracak kadar çalışan, işkolik olan, temizlik yapan insanlar da var. Hiç canı bir şey yapmak istemeyen, bütün gün pijamalarla kanepeye uzanıp elinde telefon ya da kumandayla vakit öldüren, kelimenin tam anlamıyla, insanlar da var. Dediğim gibi önceliğimiz ruh ve beden sağlığımızı korumak olmalı. Çok müthiş etkinlikler yapmakla yükümlü değiliz.
başkalarını böyle yaparken gördüğümüzde kendimizi kötü hissetmeyelim o yüzden. Hı hı. Herkesin enerji düzeyi ve baş etme şekli farklı. Peki ne yapabiliriz? Önce kabul ettik duygularımızı. Biraz kötü hissediyorum ve bu normal. Bundan kaçmayacağız, bundan utanmayacağız. Evet, biraz gergin hissediyorum, bu normal. Duygularımızı ifade edeceğiz. Yazabiliriz, bu çok iyi bir yöntemdir. Birkaç satır her gün. Karantina günlüğü tutabiliriz. Her gün birkaç satır. Ne evet, hissediyorum? Bu çocuklarımıza, torunlarımıza da bir hatıra olarak evet, kalabilir. Güzel evet, bir düşünce bence evet, de. Bir karantina tarih. Günlerini yazmak öyle değil mi? Hı hı. Birkaç satır en azından duygularımızı. Bugün ne hissediyorum? 10 üstünden kaç veririm? Yani bugün karamsar hissediyorum. 10 üstünden 7. Hı hı. Yarın belki 10 üstünden 6'ya düşer. Yaptığım bir şey burada belki etkili olur. Yazmak iyi bir yöntemdir. Konuşmak daha iyi bir yöntemdir. Hı hı. Ev içinde konuşabileceğimiz insanlar varsa, maalesef o her zaman olmuyor. Hı hı. Anlarsa uzağım yakınımdır, anlamazsa yakınım uzağımdır diyor İsmail Fakirullah. Bazen aynı ev içerisinde çok uzun kaldığımız insanlarla her zaman çok paylaşamayabiliyoruz duygularımızı. Evet, bu da gerçekten büyük bir sorun oldu. Dışarıya çıkmak belki de bazen bize iyi geliyordu. Sorunları dışa çıkarak ya da yok sayarak belki de baş edebiliyorduk, kurtarıyorduk. Günü kurtarıyorduk belki evet, de ama şimdi yüz yüze sürekli bir arada olduğumuz için artık ne yapacağımızı şaşırdık. Belki de gerçekle yüzleşmek bize zor geldi. Hı-hı. Öyle değil mi? Schopenhauer'ın güzel bir betimlemesi vardır insan ilişkileri için. Der ki insanların ilişkileri kirpiler gibidir. Hı hı. Kirpiler soğuk kış günlerinde üşüdükleri için birbirlerine sokulurlar, ısınmak için. Ve bir süre sonra dikenlerinin birbirlerine battığını fark eder ve biraz geri çekilirler. Hı hı. Sonra biraz daha yaklaşıp uzaklaşarak ideal mesafeyi bulurlar. Ta ki ne üşüsün ne de dikenleri batsın. İdeal bir mesafe. İnsan ilişkilerinde de böyle olması lazım. Yani birbirimize çok yaklaştığımız, müdahale ettiğimizde, işgal ettiğimizde dikenlerimiz batar. Biraz nefes aldırdığımızda, geri çekildiğimizde, ona alan bıraktığımızda da sağlıklı bir mesafeyi buluruz. Ama çok geri çekilince de üşürüz. Yani o sevginin sıcaklığını hissedemeyiz. İşte evde biraz fazla kaldık ya, birbirimize dikenlerimiz batmış olabilir bu süreçte. Ebeveynler çocuklarıyla, çocuklar ebeveynleriyle, eşler birbirleriyle zorlanmış da olabilirler. Aynı ev içinde biraz özel alan oluşturabilirsek, farklı odalarda vakit geçirebilirsek bu çok güzel olur. Devamını isterseniz bir sonraki bölümde evet, mi devam bir edelim? Bir sonraki bölümde tamam, devam edelim hocam. Çünkü çocuklarla ve gençlerle alakalı da tavsiyelerinizi istiyorum. Az önce de söyledik ki malum kış ayı hem de artı salgın sürecindeyiz. Çocuklarımızla ve gençlerimizle de nasıl vakit geçirmeliyiz, nasıl iletişim kurmalıyız onları da konuşmak istiyorum. Ama dedik ya mevsim değişikliği bağışıklık sistemimizi olumsuz etkiliyor diye. Peki bu mevsim değişikliğinde bağışıklığımız etkileniyorsa neler yapmamız gerekiyor, nasıl tedbirler almamız gerekiyor? Hep birlikte bir izleyelim isterseniz. Bağışıklık sistemimiz mevsim değişikliğinden hissedilir bir şekilde etkileniyor. Daha kolay hastalanıp daha zor iyileşebiliyoruz. İşte tam da bu noktada sağlıklı beslenme imdadımıza yetişiyor. Sağlığımızı ayakta tutmanın yolu beslenme şeklimizdir. İşte size metabolizmayı canlı ve sağlam tutmak için bazı öneriler. Mevsiminde olan yiyeceklerle beslenin, vücudunuzu mevsime uyarlayın. Bu mevsimde en çok tüketeceğimiz sebzelerse kereviz, brokoli, ıspanak, şalgam, soğan, turp gibi sebzeler olsun. Bol miktarda su için. Her gün 2-3 litre su içerseniz vücudunuzun ısı farkına uyum sağlaması kolaylaşır. Vücudunuzun dolaşımı açılır, ödem probleminiz kalmaz ve kendinizi daha hafif hissedersiniz. Bol bol hareket edin ve yürümeyi keyifli bir eğlence haline getirin. Eğer mümkünse her gün açık havada yürüyün. Düzenli ve yeterli uyumaya özen gösterin ve kahvaltınızı yapın. Ve son olarak dışarı çıkarken giyiminize özen gösterin. Evet, bu tavsiyelere uymak gerçekten de çok önemli sevgili izleyenler. Az sonra hocamla daha çok ayrıntılı konuşacağız ama lütfen televizyonlarınızın sesini biraz daha açın. Çünkü çok kıymetli bilgiler var bugün Yeni Güne Merhaba'da. Programın başında tanıtmıştım, tekrar tanıtmak istiyorum. Kıymetli bir kitap gerçekten de Sahabe Hatıraları, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Sevgili Elif Erdem,
Hale Şahin ve Rukiye Aydoğdu Demir'in güzel bir çalışması bu, Sahabe Hatıraları. Eğer bu güzel kitabı sizler de kütüphanenizde görmek istiyorsanız öncelikle yapmanız gereken Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresini takip etmek, son paylaşımımızı beğenmek ve bir arkadaşınızı etiketlemek kafi olacaktır. Bekliyoruz efendim. Evet, kitap okumak da zannedersem çok etkili, öyle değil mi? Kesinlikle. Biblioterapi diye başlı başına bir tedavi yöntemimiz var. Hı hı. Klasik terapilere ek olarak. Çünkü insan terapiye başladığı zaman bütün hafta boyunca zihninden kendi kendini analiz etmeye başlıyor. Hı. Bunu niye yaptım, bunu niye söyledim, ben aslında ne hissediyorum, aa şunu fark ettim diye bir iç konuşma başlıyor ve otoanaliz sistemi başlıyor. Ve terapistimizle konuşuyormuş gibi ona anlatırım, gidince bunu söylerim diye. Evet. Şimdi o süreci daha verimli hale getirmek için, çünkü seans nihayetinde 45-50 dakikadır, hı hı, haftada. Ekstrem durumlarda haftada birkaç kere görüşülür. Evet. Bu iki seansın arasını verimli kılabilmek için biblioterapi dediğimiz başka bir yöntem var. Konuya göre ve kişinin ihtiyacına göre seçilmiş kitapların okunması, hı hı, gerektiğinde analiz edilmesi, gerektiğinde içinde varsa uygulamaların, egzersizlerin evde yapılması, düşünce ve davranış egzersizlerinin. Bu da müthiş destekleyen ve besleyen bir şey. Sadece bir terapötik sistem içinde olan insanlar için değil, herhangi bir tedaviye başvurmamış, günlük hayatını sürdüren bir insan için de doğru seçilmiş, doğru okunacak kitaplar hayatında ciddi değişikliklere sebep olabilir. Kesinlikle hemfikirim sizinle. Çünkü ben de kendimi kötü hissettiğim zamanlarda, canım sıkıldığı zamanlarda sanki bu dünyadan kopuş, bambaşka bir dünyaya, bambaşka insanların arasına, hikayelere dalmak gibi bir şey oluyor. Bir süre gittiğinizde ve orada kaldığınız zaman artık böyle sayfaların arasında, o sayfalarına nasıl çevrildiğini bile hatırlamıyorum. Hı hı. Böyle 50-60 sayfa falan okuyorum bazen böyle, hı hı, çok sıkıldığımda. Evet. Bitirdiğim zaman fark ediyorum ki gerçekten bana bir terapi gibi gelmiş. Hı hı. Bu anlamda kitap okumak, müzik dinlemek, az sonra tabii dediğim gibi daha çok ayrıntıyla konuşmak istiyorum ama çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi bazen bunları da yapmak istemeyebiliriz. Özellikle çocuklarımızda ve gençlerimizde sürekli bazen söylenmek zorunda da kalıyoruz. Hı. Dediniz ki çocuklar ve gençler belki biraz anne babalarıyla, ebeveynleriyle tartışabilir. Sürekli biri aradayız ya, iç içeyiz, evet, ya. Evet. Bu durumlarda ne yapmamız gerekiyor? Neler tavsiye edersiniz? Dışarıya da çıkamıyoruz, evdeyiz. Evet, evet. Mümkünse ayrı odalarda vakit geçirmemiz gerekiyor. Hı hı. Dikenlerimiz birbirine çok batmasın diye. Ve bütün diyalogumuz ders çalış demekten ibaret olmamalı. Buna da dikkat etmeliyiz. Kendi dilimizi dinlemeliyiz. Hani burada bu ilişkinin iyi olması için ne yapmak lazım? Burada bir şeyler bizim üstümüze düşüyor. Çocukların üstüne düşen çok bir şey yok. Onlar çocuk ve onlar da sıra dışı bir dönemden geçiyorlar. Hani ben şimdi sevgili çocuklar ve gençler bu iletişimde şöyle davranmalısınız diyemeyeceğim o yüzden. Hı hı. Biz büyüğüz, biz yönetiyoruz o ilişkiyi. Yetişkin ile çocuğun ilişkisi, yani ebeveynle çocuğun ilişkisi bulutla toprağın ilişkisi gibi. Biz bulutuz yetişkinler, hı hı, olarak, onlar toprak. Bizden verimli ve bereketli bir yağmur yağarsa o toprak bize bir karşılık verebilir, yeşerebilir. Hı hı. Ama bizden asit yağarsa çocuk da ona, maalesef, göre bir karşılık verecek. Yani yetişkin yaşımızda bazen ebeveynlerimizle ilişkilerimizdeki sıkıntılara bakıyoruz, onarmak istiyoruz. Ya ben annemle ya da babamla sevgi dolu bir ilişki kurmak isterdim, istiyorum ama yapamıyorum. Neden? Bu aşağıdan yukarıya inşa edilecek bir şey değil. Yukarıdan aşağıya inşa edilecekti, olamadı. Ben ne yapabilirim büyüdüğümde? Eksikliğini çektiğim şeylerle ilgili anlaşılacağını düşünüyorsam geri bildirim verebilirim. Yani seninle şunları yaşamak isterdim, bana böyle demeni, davranmanı, şu dönemimde yanımda olmanı isterdim gibi sadece derdimizi anlatabiliriz, iletebiliriz. Bizim elimizden bu gelir, gerisi karşıda. Ama bu büyüdüğümüz takdirde. Şimdi çocuklarımız küçükler, çocuk ve ergenler. Ne yapacağız? Biraz mesafe, biraz alan açacağız, nefes aldıracağız onlara ve bütün diyalogumuz ders çalış, dersini çalıştın mı, test çözdün mü, ne kadar ödev yaptın, ne kadar test çözdün demekten ibaret olmamalı. Hı, zaten çocuk bir süre sonra galiba almıyor değil mi onları, dinlemiyor, duymuyor bize. Almıyor, bize. Tepkisel davranmaya başlıyor ve sevilmediğini, değer görmediğini hissetmeye, hı hı, başlıyor. Onlar için tek önemli olan şey benim başarım, hı hı, benden bile önemli.
benim mutluluğumdan bile önemli diye. Onlar da zorlanıyorlar. Onlar da dört duvar arasına hapsedilmekten çok hoşnut evet. değiller. Ve hareket etmek onlar için hayati bir ihtiyaç. Yemek yemek gibi temel bir ihtiyaç. Ev içinde tehlikesiz hale getireceğimiz alanlarda, yani işte biblovazo gibi şeyleri kaldıracağımız alanlarda hareket etmelerini sağlayabiliriz. Onlara yapacağımız en büyük iyiliklerden biri bu. Sürekli ders çalış dememek, bunu belli alanlarda, belli saatler arasında tutmak. Çünkü desek de yapmayacaklar. Hı hı. Hani demesek yapmıyorlar hocam diyor bazen evet. anneler. Desek de yapmıyorlar bazen. Bu şey oluyor, sürekli söylenmesi artık bir duyarsızlık oluşturuyor çocuklarda. Belli saatler aralığında ders çalışıp belli saat aralıklarında da hareket etmelerini sağlamak lazım. Atlasınlar, zıplasınlar, takla atsınlar, hareket etsinler. Hatta mümkünse biz de katılabiliyorsak katılalım oyunlarına. Birlikte kaliteli zaman geçirmeye evet, çalışalım evet, çocuklarımızla. Evet. Gün içerisinde 24 saat boyunca zaten onlarla birlikteyiz. Ama duygusal olarak ne kadar beraberiz? Hmm. Hep bir arada olup da niteliksiz zaman geçirdiğimizde çocuk aynı evin içinde bize yabancılaşabiliyor. Hı hı. 24 saat bir aradayız ama onun bazı saatlerini gerçekten doyurucu hale getirdiğimizden emin olmalıyız. Atlamak, zıplamak, boğuşmak, fiziksel aktiviteye dayalı hareketler yapmak güzeldir. Birlikte dans etmek güzeldir, birlikte müzik yapmak, birlikte şarkı söylemek güzeldir. Kek falan yapıyorsak veya hangi şeyleri seviyorlarsa birlikte mutfağa girmek çocuklarla yapabileceğimiz güzel bir aktivite. Hı hı. Bazı aileler yapıyor, bana biraz böyle güzel ve ütopik geliyor. O yüzden çok hemen öneremiyorum ama okuma saati olsa harika olur. Yani, çok güzel, evet. Yarım saat bir okuma saati aslında akşamları. Bir televizyonu kapatıp da şöyle hep birlikte. Hı hı. Yarım saat zaten sizin söylediğiniz gibi kafi gelecektir diye düşünüyorum. Sonrasında mısır patlatıp film izlenebilir. Hı hı. Ailece seçilen güzel filmler hı hı. izlenebilir. Birlikte çok güzel ibadetler de değil mi aile evet, içerisinde evet, çocuklara evet. hem örnek olmuş oluruz. Tabii. Onlarla birlikte ne kadar küçükken küçük yaştan itibaren hı-hı. görürlerse onlar da kendi içlerine daha çok benimseyeceklerdir. Öyle. Daha iyi algılayacaklardır diye kesinlikle. Düşünüyorum. Çocuklar dünyaya anne babanın gözünden bakar. Hı-hı.Atta daha fazla da annenin gözünden bakar. Dünyaya, hayata, kendilerine, yani ben değerli miyim, değersiz miyim, nereden bileceğim? Annem bana değer verdiyse değerliyim, vermediyse değersizim. Bütün dünya harikasın dese de İçten içe o ses susmuyor. Anne ya da baba değer vermediyse, sevgisini göstermediyse içten içe biz bütün dünyanın sevgisini satın almaya çalışıyoruz. Talep ediyoruz. İnsanlar bizi sevsin, bizi beğensin, bize hayranlık duysun ama o içerideki boşluk biz onunla yüzleşmedikçe dolmuyor. O yüzden o çocuklarla kurduğumuz diyalog çok önemli. Her şeye bizim gözümüzden bakacak. Bizim manevi değerlere yaklaşımımız da onlara bir miras olarak kalacak. Hayata yaklaşımımız, erdemlere yaklaşımımız, insani değerlere yaklaşımımız, bütün bunlar bizim gözümüzden dünyaya bakan çocuk için doğal bir eğitim ortamı aslında. Çocuklarla bu tarz etkinlikler yapabiliriz onların ihtiyacına göre. Yani okuma saati oturup konuşup çocuklar, gençler ne dersiniz? Günde yarım saat böyle bir şey yapsak mı? Zaten uzun aylarımız var önümüzde hı hı. ve verimsiz geçiyor. İstediğiniz kitapları alalım. Hatta sonra herkes birkaç cümle konuşsun. Evet. Ne okudun, ne öğrendin, ne anladın? Olabiliyorsa dediğim gibi hani bunu böyle hedef koyup sonra yapamadık diye üzülmeyelim. Olursa çok güzel olur. Her evin ritmi buna uygun değil ama bir yarım saat herkesin oturup kitap okuma saati yaptığı akşam çay kahve eşliğinde. Her akşam olmasa da haftada birkaç tane güzel kaliteli aile filmi, birlikte seçilmiş filmler, fiziksel aktiviteler, mutfağa birlikte girmek ve kendi odalarımıza, mekanlarımıza çekilip ayrı ayrı bir şeylerle uğraşmak. Biraz anneyi de baş başa bırakmak gerekiyor kesinlikle. Kendiyle değil mi? Çocuklar bazen gerçekten çok şey olabiliyorlar, bencil anne. Olabiliyorlar. Sürekli anneyle vakit geçirmek istiyorlar. Anne zaten günün 24 saatinde çocuklar için hazır ve nazır bir şekilde ya mutfakta ya banyoda ya da işte diğer odalarda bir şekilde ya temizlikle evet. ya yemekle iç içe zaten. Evet, evet. Hani bir yarım saatte onun bir dinlenmesine, vakit ayırmasına, kendisine müsaade etmemiz gerekiyor. Kesinlikle evdeki diğer şahısların da buna yardımcı olması evet. gerekiyor. Çünkü bizim kültürümüzde şöyle bir şey var. Anne olunca kadın olmayı unutuyoruz. Kesinlikle. Unutmamız gerekiyormuş hı-hı. gibi öğretiliyoruz. İşte hı-hı. saçımı süpürge ettim. Ya niye saçların ipek gibi olsun? Sen yine çocuğunla ilgilen. Hı-hı. Yani bu kadar mı?
gerekli bu. Kendinden vazgeçmek, kadın oluşundan vazgeçmek, bireyselliğinden vazgeçmek erdem gibi sunuluyor. Hayır, sen iyi olmazsan hiç kimseye iyi davranamazsın ki. Öfkelenmiş, sinirleri yerinden oynamış, bıkmış bir anne fiziken 24 saat orada da olsa çok büyük bir sevgi yansıtamayacak. Çünkü diğerlerine karşı çok fazla fedakar olan insanlarda genellikle gizli bir öfke olur. Yani sizin yüzünüzden kendimden vazgeçtim, sizin yüzünüzden uykumu uyuyamadım, sizin yüzünüzden yemeğimi yiyemedim. En basiti bunlar. Bir de hayatından vazgeçenler var. Sizin için çalıştım bir ömür boyu falan gibi. Kimseyi o kadar büyük bedeller ödeyerek minnet altına da almamak lazım. Çocuklarımız evet önemliler, değerliler ama biz de birilerinin çocuğuyuz ve halen hayattayız. Bizim de ihtiyaçlarımız var. Annenin nefes alması lazım. Anneler fedakarlar, sağ olsunlar. Fakat bu fedakarlığın bir kısmını kendimize de saklamamız gerekiyor. Yani kendimiz için de bir şeyler yapmak bencillik demek değil. Sadece kendimiz için bir şeyler yapmak bencillik. Ama Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek denir ya, nefsinin de senin üstünde hakkı var diyor bizim peygamberimiz de. Çocuklarımın benim üstümde hakkı olduğu gibi kendimin de benim üstümde hakkı var. O zaman ne hissediyorum, neye ihtiyacım var diye her gün sormamız lazım. Ha, bir de çok önemli bir şey, çocuklarımıza ara ara şunu soralım. Ne hissediyorsun? Kendini nasıl hissediyorsun? Bu da duygusal okuryazarlığı geliştirir. Bugün çoğu yetişkine ne hissediyorsun diye sorduğumuzda ne düşündüğünü söylüyor. Şöyle düşünüyorum. Hissettiklerini değil. Değil. Duymuyoruz ki içeriden gelen sesi, biz kendimiz duymuyoruz. Kapatmışız çünkü az önce söylediniz ya. Kapattık, korkuyoruz. Yani yüzleşmek incitiyor bizi. Kırılgan hissediyoruz. Halbuki kırılgan varlıklarız zaten ve bu da kötü bir şey değil. Diğer canlılarla kıyaslandığında hayatta kalabilmek için bir donanım edinmemiz 20 yıl sürüyor bizim. Yani türümüzün erişkini olabilmemiz, tek başımıza hayatımızı kazanabiliyor olmamız, üreyebiliyor olmamız falan, evlenmek, yuva kurmak gibi şeyler için minimum 20-21 yıl geçmesi gerekiyor bizim. Ergenliğimiz 21 yaşında tamamlanıyor biyolojik olarak. Kültürel olarak çok daha geç tamamlanıyor. Şimdi biz böyle kırılgan canlılarız. Hayata hazırlanmamız çok uzun sürüyor. Ve bu hazırlık sürecinde de ebeveynimize bağımlıyız. Onlar bir şeylerden bizi mahrum ederse, sevgi, ilgi veya başka imkanlardan çok ciddi yaralanıyoruz. Onun için biz kırılgan canlılarız. Herkesin de büyük küçük çocukluk yaraları vardır. Kırılgan olmak kötü bir şey değil ama bunu unutup güçlüymüş gibi yapmak kötü bir şey. Yani yok saymayacağız, mücadele yok edip saymayacağız. Sorunu çözmeye çalışacağız, hissetmeye çalışacağız, baş etmeye çalışacağız belki de. Güçlenebildiğimiz kadar güçleneceğiz ama kırılgan olduğumuz yanları da kabul edip ya evet benim de böyle bir hassas noktam var, böyle bir zaafım var, bunun üzerinde çalışıyorum demek. Ömür boyu da çalışabiliriz üstünde, ziyanı yok. O yüzden çocuklarımızın duygusal olarak duygu dilsizi diye bir kavram var psikolojide, alexitimi diyorlar. Duygu dilsizi olmasınlar diye bizim çoğumuzun, yetişkinlerimizin olduğu gibi bilmeden büyüyoruz çünkü duygularımızı. Bizim gibi olmasınlar diye onlara ne hissediyorsun, nasıl hissediyorsun dememiz lazım. Okula gidemediği için, arkadaşlarını göremediği için işte çok özledim, çok üzüldüm, çok korkuyorum, çok kaygılanıyorum. Bunları söylemeyen çocuk ne yapıyor? Tırnak yemeye başlıyor, altını ıslatmaya başlıyor, davranış bozuklukları gösteriyor. Bu aslında çok üzülüyorum demek, çok kaygılanıyorum demek veya işte başka psikosomatik hastalıklar üretiyor. Bize sinyal gönderiyor aslında. Aynen. Bu tip verilerle, öyle değil mi? Tırnak yemeyle veya saç koparmayla bu şekilde onu görmemiz gerekiyor, hissetmemiz gerekiyor. Kabus görüyor, kaygı geliştiriyor, başka bir davranış bozukluğu geliştiriyor. Bu çocuğun neyi var diyoruz? İşte duygularını sen söylemezsen bedenin söyler derler. Evet. Biz söyle söylemezsek bedenimiz bir şey söylüyor, onu duymamız lazım. O yüzden çocuğun böyle tercüme etmesine gerek kalmasın diye küçüklüğünden itibaren duygularını duymamız gerekiyor ve onun da duymasını sağlamamız gerekiyor. Ne hissediyorsun? İşte arkadaşlarımı göremediğim için çok üzgünüm. Aa canım. Bunda üzülecek bir şey yok, geçecek falan, hiç boğmaya gerek yok duyguyu. Aa evet, ben de üzülüyorum arkadaşlarımı göremediğim için, sarılacağız. Veya bir şey için korktum. Okula gidemedikleri için örneğin gerçekten çok üzülüyorlar. Geçen hafta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptığında ben yine programdayken gene söylemiştim. Çocuklar dört gözle televizyonu izliyorlardı ve kapanmaması için dua ettiler. Çünkü çok kısa bir dönem gittiler zaten. Evet, özlediler. Hem arkadaşlarına hem öğretmenlerine hasret kalmışlardı. Bu onların
onların aslında bu dönemki sosyal hayatı. Kesinlikle. Yani okul hayatı onun için o kadar önemli ki evde olmak gerçekten onlara çok iyi gelmedi. Zannedersem hani ders çalış ders çalış diyerek de biz anneler biraz iyice bunalttık çocukları. Evet. Hani neredeyse eskiden hani bir rüya vardı ya, şey derdik biz, iki gün okul olsa da beş gün tatil olsa, gitmesek okula, keşke kar tatil olsun, şu tatil olsun. Şimdi öyle değil artık, çocuklar okula gitmek için çaba gösteriyorlar neredeyse. Çünkü sosyallik çok büyük bir ihtiyaç. Orada öğrendikleri bilgilerden, işte su 100 derecede kaynar, dünyanın ortasından geçen çizgi ekvatordur. Bunlar her zaman öğrenilir, her şekilde öğrenilir. Ama o sosyal beceriler her zaman kazanılamaz. Kritik aşamalar var. Okul öncesinde kazanılacak bir şey var. Onu 20 yaşımızda kazanamayız. O dönem oldu oldu. Sonrasında çok ciddi bir müdahale gerekir. Veya ilk öğretim çağında, orta öğretim çağında öğrenilecek bazı gelişim görevleri var. O dönemde yapılması, başarılması gerekiyor. Şimdi bu çocukların hayatından nereden bakarsak bakalım, minimum bir sene, belki biraz daha uzayacak. Bir sene sosyal anlamda bir içe kapanma yaşadılar. Sosyal becerilerinde bir gerileme oldu. Kendilerini ifade etme kısmında biraz zorlanacaklar. Bu onlar üzerinde iz bırakacak. Benim amacım, hayalim böyle bir dönemden mevcudu koruyarak çıkmamız. Müthiş atılımlar yapanları alkışlarım saygıyla ama herkese uygun bir şey değil. Bu dayatabileceğimiz bir şey de değil. Allah vergisi kimimizin motivasyonu yüksektir. Yani saatinde uyanırız, saatinde uyuruz. Bir yerlere yetişmekte geç kalmayız. Başladığımız işi bitiririz. Bu mizaçla ilgili bir şey. Bu insan dünya savaşı da çıksa oturup işte bilmem kaç cilt şu kitabı ezberlemiştim İkinci Dünya Savaşı sırasında diyen bilim insanları var mesela. Onlar işine bakar. Bu bir mizaç. Ama kimi de hava biraz karardığında içim sıkılıyor. Uf, yani bu hayat ne kadar anlamsız diye varoluşsal bir depresyonun eşiğine gelebilir. Kendimizi tanıyacağız. Kendimizden çekebileceğimiz karatta bir şey bekleyeceğiz. Tartabileceğimiz kadar bir şey bekleyeceğiz. Mevcut ruh sağlığımızı koruyarak karantinadan çıkarsak ne ala. İnşallah. Malum kış aylarındayız. Sizin de söylediğiniz gibi olumsuz etkilenmemiz gayet doğal. Ama bunun çözüm yollarını o kadar güzel ve net bir şekilde ifade ediyorsunuz ki inşallah gönlümüzce geçer. Ve bu salgın sürecinden de bir an önce çıkarız Allah'ın izniyle. Şimdi az önce bağışıklık sistemimizi güçlendirecek çaylar yapmıştı Nuray Hanım. Dilerseniz onlara bir bakalım, artık buram buram kokmaya başladılar. Merak da ettim. Şimdi sırada hangi tip çaylarımız var? Hemen Nuray Hanım'ın yanına geçiyoruz. Hocam rengi ne kadar güzel çıkmış bu. Nar çiçeği buna bu rengi veren değil mi? Ama diğerinin rengi de fena değil. Evet. Evet, çok güzel olmuş. Gerçekten bu sizin demleme şekliniz çok farklı bir tat vermiş. Şöyle, çayda da kahvede olduğu gibi kloru az, iyi su kullanmayı tavsiye ediyorum imkan varsa tabii ki. Bu rengi yakalamak için ya da daha yumuşak bir çay, hep kahveye gidiyor. Ben evet, asıl kahvede için, çok yaptığımız kahve olduğu için aynen. Evet, en çok kahve yaptığımız için, ama çayda da işte kloru az, su tercih ederse izleyicilerimiz iyi olur. Şimdi yeşil çaydan bahsedeceğim. Yeşil çayla ilgili iki reçete verelim. Şimdi yeşil çay biliyorsunuz Hindistan ve Çin kökenli ama artık çok küresel bir içecek. Ama sadece izleyicilerimizde de kuvvetle muhtemel öyledir. Sanki diyeti destekleyen bir bitkiymiş gibi biliniyor. Bilmiyorum, evet. Siz de öyle mi? Hani evet. Sadece yeşil çay içerseniz eğer daha çabuk kilo verirsiniz işte, diye bir algı var. Hızlıdır. Şimdi bu algıyı bir değiştirelim önce. Yeşil çay vücudumuz için son derece önemli bir çay. İçerisinde petkin var, sadece meyvelerde var. Antiviral, antibakteriyel bir çay. Ve az işlem gördüğü için çok fazla antioksidan içeriyor. Yaşlanma karşıtı ve gerçekten metabolizmayı hızlandırıyor. Dolayısıyla yeşil çayı hayatımıza daha fazla sokmamız gerekir. Yani günde bir bardak mutlaka yeşil çay içmeliyiz. Günde bir bardak, iki bardak içebiliriz. Zaten bütün bitki çayları için 3 bardaktan fazlası tansiyon ve böbrek açısından sıkıntı oluşturacağı için 3 fincandan fazla bitki çayı tüketmemekte fayda var. Ama yeşil çay bilindiği gibi sadece zayıflamaya destek veren, diyete destek veren bir çay değil. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Şimdi
bir öncelikle şey için, bu yine diyet sürecini destekleyecek bir tarif vermek istiyorum ben. Ben yeşil çay içemiyorum, tadı çok kötü diyen arkadaşlarımız var. Evet, tadını ben onlardan biriyim mesela, onlardan çok zor birisi. Çok zor alıştım gerçekten. Peki Demet Hanım, o zaman metabolizmayı hızlandıran, bunu açmıştık ama evet, bir çay tarifi vereyim size. Yeşil çayımı ben kurallara uygun 3 dakika demledim, demleme yöntemiyle, asla hiçbir çayı kaynatmıyoruz demiştim. Tamam. Biraz yeşil çayımız var. Bardağımız küçük olduğu için bu çayın üzerine soda ekliyoruz. Sıcak çayın üzerine. Biraz soda ılık. Ekliyoruz. Ilık. Evet, tamam. Ben demledim. Biraz ılıklaştı. Tamam. Ve limon suyu ekliyoruz. Hı. Ve metabolizma için, aynı zamanda bağışıklık için içeceğimiz en güzel tariflerden bir tanesi. Yeşil çayı sevmekte zorlanıyorsanız soğutup da içebilirsiniz. Yani yeşil çayı soğutursunuz, soğuk soda katıp limon suyu katarsınız. Yani yaz için dediğiniz gibi soğuk olarak tüketebiliriz, evet. Ama şimdi bu aylarda ılık olarak ılık tüketirsek hani biz, evet, şu anda çok güzel ılık bir olabilir. Yeşil çay elde ettik. Hani yeşil harika çay bir tarif bu gerçekten. Evet. Metabolizmanızın hızlanmasını istiyorsanız, diyet sürecindeyseniz size kesinlikle destek sağlayacak bir çay. Ben de günde bir kere kesinlikle içmeye çalışıyorum. İkinci tarifimizde yine işte stresten bahsettiğimiz, evet. Hepimiz çok stresli günler geçiriyoruz. Stres yönetimini sağlayacak bir çay. Melisa'yla yeşil çayı karıştıracağız. Yine hani Melisa, yeşil çayı tek başıma içemiyorum diyenlere yine aynı zamanda mideden strese ikisine de iyi gelebilecek bir çay yapalım. Şimdi yine yeşil çayımız var, bir tatlı kaşığı kadar alıyorum ve Melisa'mız var. Melisa yine uyku için çok önemli. Uyuma problemi yaşayan izleyicilerimiz Melisa çayını akşamları bir fincan tüketirlerse, hatta iki fincan tüketirlerse, evet. Onlar için iyi olacaktır. Uykuyu kolaylaştırıyor, stres yönetimine çok iyi ve zihni gevşeten bir çay Melisa çayı. Evet, Melisa'yı ben de çok seviyorum. Tadı da güzel gerçekten, Melisa, değil mi? Evet, rahatsız eden bir tadı yok kesinlikle. Evet, gerçekten çok kokusu, güzel tadı, bir lezzeti var. Dediğim gibi bu şekilde çayımızı demliyoruz. Eğer süzgeç yoksa hani suyun üzerine izleyicilerimiz koyabilir. Ağzını kapatıyoruz. Melisalı yeşil çayı da hem midemizi rahatlatmak hem de stres yönetimi için tüketebileceğimiz güzel çaylardan biri olarak demliyoruz. Harika, çok güzel. Siz anlatırken o kadar güzel dinledim ki çok hoşuma gitti. Eve gidip hemen bunların hepsini deneyesim geldi. Ama bu çayın tadına bayıldım. Evet, yani tabii. Hem rengi psikolojimi düzeltti. Baktıkça rengi, evet, içim açılıyor. Nar-çiçeği, hem de tadı, evet, da. Özellikle nar çiçeği koyarsak. Gerçekten evimizde olan çok rahat ulaşabileceğimiz malzemeler bunlar. Ben biraz öyle bitkileri tercih ettim. Yani böyle çok farklı elinde, değil mi? Evet, büyük bir ihtimal hepsi vardır. Az sonra herhalde şey de yapacağız. Programımızın sonunda ne yapacaktık Nuray'a? Programın sonunda çok lezzetli bir antistres çayı yapacağız. Antistres. Evet. Harika, çok bayıldım gerçekten de. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Az sonra tekrar yanınıza geleceğim, evet, inşallah. Evet değerli izleyenler, şimdi tekrar Rukiye Hanım'ın yanına gidiyoruz. Efendim, sahabe hatıralarını tanıtmıştım. Bugün sizlere tekrar hatırlatıyorum. Bugün sevgili iki yeni güne merhaba izleyicisine Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının bu güzel kitabını göndereceğiz inşallah. Bunun için yapmanız gereken şey gerçekten çok kolay. Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresini takip ediyorsunuz efendim öncelikle. Daha sonrasındaysa son paylaşımımızı beğeneceksiniz ve bir arkadaşınızı etiketlemek de kafi olacaktır. Evet değerli izleyenlerimiz, bugün Rukiye Hanım'la aynı zamanda kış aylarına girişte depresyon veya mevsimlerin nasıl ruh halimizi değiştirdiğini de konuştuk az önce. Eğer bu konuyla ilgili merak ettikleriniz, sorularınız varsa da yine WhatsApp numaramızdan ve Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Sorularınızı da bekliyoruz. Evet Rukiye Hanım, o kadar çok şey anlattık, söyledik ama benim kafama bir şey takıldı mesela. Kadınlarda ve erkeklerde bu mevsimsel değişiklikler ya da depresyonlarda farklılık gözetebiliyor muyuz? Evet, depresyon kadın hastalığı olarak bilinir aslında.
kadınlarda erkeklere nazaran biraz daha fazla görülüyor. Hı hı. Ama şöyle de bir durum var. Şimdi klinik ortama yansımış ve tanı almış depresyonlardan söz ediyoruz. Hı. Erkeklerin psikolojik rahatsızlıklarda tedaviye başvurma oranları daha düşük. Dolayısıyla depresyonda olsalar bile bizim bunu klinisyenler olarak bilme şansımız yok. Kayda haberimiz geçirme olmuyor. Şansımız. Belki de evde kendi kendine atlatıyorlar. Aynen öyle. Bir de toplumsal yapı dünyanın pek çok yerinde öyle. Erkeklere depresyonunu farklı şekillerde yaşama hakkı tanıyor. Yani alkol kullanarak, hız yaparak, öfkelenip ortalığı yıkarak filan da depresyonunu yaşayan erkekler var. Erkekte depresyon biraz daha öfkeyle açığa çıkıyor. İşte öfkeleniyor, trafikte biriyle kavga ediyor. İş yerinde ilişkileri bozulabiliyor, aile içerisinde daha gergin olabiliyor. Ya işte sinirlidir, erkek biraz sinirli olur, idare et falan diye bir hoşgörüyle de karşılaştığı için duygusunu farklı şekillerde dışa vuruyor. Dediğim gibi bazen alkol ve madde kullanımı, bazen tehlikeli başka aktivitelerle yaşayabiliyor ve tedaviye çok fazla başvurmuyor. O yüzden tedavi alan ve tedaviye başvuran kişilerin içerisinde kadınların oranı sayıca yüksek depresyonda. Erkeklerde de başka şeyler, madde kullanım problemleri daha yüksek, alkol kullanım problemleri daha yüksek sayıca kadınlara göre. İşte kişilik bozukluklarının belli başlıları erkeklerde daha yüksek, kadınlarda farklıları. Hı hı. Ayrımlar var. Bunların bir kısmı biyolojik hormonal yapılarımızın farklı olmasından, kadındaki östrojen onda daha sevgi, şefkat, duygusallık, ilişkisellik anlamında bir karakteristik ortaya çıkarıyor. Erkekteki testosteron da biraz gerilim, öfke, bazen fazla olduğu zaman zulmetme ya da suça meyletme gibi şeylere de sebep olabiliyor. Sosyopatlığa da götürebiliyor insanı. Bizim hormonal yapılarımız bir etkili, iki öğrenmelerimiz. Yani küçük kız bir şeye üzülüp ağladığı zaman belki hoş görülür ama erkek çocuğu ağladığı zaman sen erkeksin, ağlamayacaksın, erkekler ağlamaz denilmiştir. Duygularını yutmayı, bastırmayı öğrenmiştir. Gidip kendinden daha güçsüz bir tane çocuğa bağırdığında, vurduğunda, zulmettiğinde bu ağlaması kadar ayıp ya da uygunsuz karşılanmıyor çoğu zaman. Evet. Olan çocuğu işte kavga etmiş denebiliyor ama ağladığında daha bir utanıyoruz biz o çocuktan. O yüzden erkeklerin duygusal dışa vurum tipleri daha farklı. Kadınlarınki daha farklı. Evet, depresyon kadınlarda daha sık görülüyor. Hı hı. Bir de şu var. Mevsimsel depresyon için konuşacak olursak özellikle bir gözlem olarak söyleyebilirim. Bununla ilgili bir istatistik bilmiyorum. Şimdi daha ev odaklı bir hayat sürdüğü için hanımlar çalışıyor olsa bile yine de oda evi pek çok hanımın. Ev içinde daha fazla vakit geçirdiğinde havanın gün ışığının karardığını, biyolojik olarak bundan etkilendiğini, dış aktivitelerin azaldığını, bir balkonda terasta oturamadığını, belki yürüyüşe çıkamadığını, eşi dostu görmeye daha az gidebildiğini düşünürsek onun hayatı biraz daha fazla kısıtlanıyor sanki kadının hayatı. Çocuklar sokakta oynamak yerine daha fazla evde vakit geçirdiğinde kışın birbirimize daha fazla maruz kaldığımızda bu çocuklar için de anne için de yıpratıcı olabiliyor. Geleneksel sistemde geniş aile bu kadar dağılmamışken çocukların etkileşimlerinin yükü de sadece annenin üzerinde değildi. Ailenin diğer fertleri de ilgilenirdi. Dayısıyla bir şey yapardı, teyzesiyle bir şey yapardı. Evet, herkes evde babaanne ilgilenir. Vardı, dede vardı. Hı. Hepsiyle yarım saat oynasa zaten anneye yeter. Belki çoğu zaman vakit bile kalmazdı, öyle değil mi? Evet. Hem bu geniş ailenin çocukla ilgili sorumluluk alması, hem sokakta falan çok rahat oynayabiliyor olmaları geçmiş zamanlarda. Hı hı. Bu şekilde yapmıyordu ev içi etkileşimleri. Şimdi anneyle çocuğun 24 saat sürekli bir arada kaldığını düşünelim kışın. Hı hı. Annenin onu oyalama sorumluluğu, elinden tableti alması gerekiyor veya telefonu. Evet, o en büyük sorunlarımızdan bir tanesi maalesef. Sürekli maruz kaldığı zaman çocuk buna. Şimdi kadının bu mevsimsel süreçten biraz daha yoğun etkilenmesi tabii daha çok akla normal. Yakın. O zaman annelerimize daha çok ihtimam göstereceğiz. Daha çok anlayışla davranmaya çalışacağız onları. Hem eşler olarak hem de evlatlar olarak ona biraz daha iyi davranmamız gerekecek. Kesinlikle. Vakit ayırmamız gerekecek sevgili annelerimize. Peki hocam, bazıları mevsim değişikliklerini kolay atlatabilirken bazıları da az önce hani programımızın girişinde biraz bahsettik ama biraz derinlemesine gidelim. Çok zor atlatıyorlar. Hatta sizin söylediğiniz gibi depresyon aşamasına kadar geliyor bu durum. İzleyicilerimize bununla ilgili tavsiyeleriniz neler olur acaba?
neler olur? Dediğim gibi, başta da değindiğimiz gibi, önce bunu doğal ve normal kabul edeceğiz ve buna bir hazırlık yapacağız. Neler olur? Ev içi rutinlerimizde bazı ekleme çıkarmalar yapabiliriz. Mümkünse uyku ve uyanma saatlerimizi yeniden düzenleyelim. Bu çok önemli. Bu belki de işin %50'sini yapacak. Gün ışığının olduğu saatlerde uyanık olmamız lazım ve akşam da en geç 11'de yatağımızda olmamız lazım. Ki melatonin salgılayabilelim, serotoninimiz yükselsin ve biz zinde bir şekilde uyanabilelim. Gece 11 ile 3 arasını bir şekilde uykuda geçirmeye çalışmamız lazım. Uyku hijyeni dediğimiz bir kavramla bunu yapabiliriz. Nasıl? Yatağa girmeden bir saat kadar önce telefon, ekran, tablet, televizyon, bunlara bakmayı kesmemiz lazım. Yine akşam 8'den sonra belki çay, kahve gibi uyarıcı, kafein içerikli şeylerin alınmasını azaltmamız lazım. Sabah ne olursa olsun kurduğumuz saatte uyanmalıyız. Yani bugün sabah birkaç saat fazla uyuyayım ama akşam da ben yine erken yatarım dediğimizde o olmuyor. Sabah uyanırsak eğer, vücut o yataktan çıkarsa ve belli bir saati uyanık geçirirsek, evet yine akşam belli bir saatte uykumuz gelecek. Ama bu sistemi oturtmanın yolu erken yatarak başlamak değil, erken kalkarak başlamak. Gece 1'de de yatmış olsak, 3'te de yatmış olsak sabah belli bir saate saatimizi kuracağız ve o saatte kalkıp ne olursa olsun akşama kadar uyumayacağız. Gözümüzden uyku da aksa. Bunu bir 20-21 gün yaptığımızda beyin yeniden programlayacak kendini. Ona özgü bazı bağlantılar oluşacak, yolaklar oluşacak nöronlarımız arasında. Ve biz o uyku döngümüzü tekrar düzenlemiş olacağız. Düzenli uyuyup uyanmak, egzersiz çok önemli. Hem mevsimsel depresyona karşı hem şimdi karantinada. Çok ağır, çok yorucu şeyler olması şart değil. Bir spor salonuna gidiyorsak harika ya da dışarı çıkıp yürüyebiliyorsak harika. Ama bunlar olamıyorsa da evde mutlaka hareket ediyor olmamız lazım. İnternet artık pek çok insanın erişiminin olduğu bir imkan. Ev içi egzersizle ilgili de çok fazla video var. 10 dakikadan başlayıp 45 dakikaya kadar çıkan programlar var. İsteyenler mutlaka bulacaktır. Ev içi yürüyüş, işte Leslie ile yürüyüş gibi değişik program isimleri var. Arayan bulur. Ev içinde rutin bir saat belirleyip mümkünse mutlaka o 10-15 ya da 20 dakikalık egzersizimizi yapmamız lazım. Sağlıklı beslenmeye özen göstermemiz lazım. Eskiler der ki ne yersen osun. Yani işlenmiş ölü gıdalar yersen. Evet, ölecek vücudundaki pek çok şey. Canlılığını koruyan sağlıklı beslenmeyle ilgili bilgi bulmak da artık çok zor değil. Elbette, bir de eskilerin söylediği gibi annelerimizi babalarımızı bir hatırlayalım. Çok değil, birkaç sene öncesine kadar biz yazın domates salatalık mı yiyorduk Allah aşkına, patlıcan biber kabak mı yiyorduk? Yani onlar ne kadar güzel karnabahar pişiriyorlardı bize, ıspanak pırasa, baklagiller, nohut, fasulye. Sebzeler. Bazen düşünüyorum, bu bizi gerçekten büyük bir umutsuzluğa da sürüklüyor gerçekten de. Yani işlenmiş gıdalar hayatımıza o kadar çok girdi ki fizyolojik olarak kendimizi ve bağışıklık sistemimizi kötü hissettiğimizde psikolojimiz ilk etkilenen yer diye düşünüyorum. Psikoloji zaten öyle hani mistik, metafizik bir şey değil. Gayet beyin fonksiyonlarımızın ürünü olan bir şey. Değil öğrenmelerimizin, geçmiş öğrenmelerimizin, hafızamızın, mizacımızın ve beynin fonksiyonlarının ürünü olan bir şey. Beyin kimyamız sağlıklı değilken ruhsal durumumuz sağlıklı olamaz. Sağlıklı beslenmediysek, bir şey öğrendim ve bunu beynim kaydedecek. Kaydetmesi için ne lazım? Asetilkolin denen bir nörotransmitterin salgılanması lazım. Bunun salgılanması için bir madde var, ön maddesi var onun. O lazım. Onu nereden alacağım? Belli bazı gıdalardan alabilirim. Yani sürekli fast food diyorsam onu alamam. Evet. Sağlıklı bazı gıdalar var. İşte makarnadır, üzümdür. Makarna tek başına sağlıklı bir gıda. Eklenen soslar işi biraz haricinde bozuyor. İşte triptofan denen bir madde var. Bu dopamine kadar pek çok şeye ön maddelik, kaynaklık eden bir madde. Kuru üzümdür, sağlıklı işte bitter çikolatadır, muzdur, kanatlı hayvan etleri. Bunlar sağlıklı gıdalar ama sadece işlenmiş karbonhidratlarla, cipsle, hamburgerle vesaireyle, pizzayla beslendiğimizde bu madde gelmediğinde ben istediğim kadar harika şeyler yaşıyor olayım, o kadar mutlu hissetmeyebilirim. Ya da bunlar çok yani geçici bir mutluluk şey yapıyorlar değil haz mi? Veriyor vücuda haz veriyorlar. Haz çocuk veriyor. O yüzden sürekli gidip gelip aynen onları öyle yemek istiyor. Keşke sadece çocuk olsa, yetişkinlerde. Yetişkinlerde de var, doğru. Haz veriyor. Bu tür işlenmiş karbonhidrat dediğimiz o beyazlatılmış un, beyazlatılmış şeker ve türevleri, bunlar anlık haz veriyor. Ödüllendirilme
sistemini çalıştırıyor. Yani uyuşturucunun yaptığına benzer bir etki yapıyor. Hı-hı. Bağımlılık yaratıyor doğal olarak. Hı-hı. Anlık haz veriyor ama uzun vadede pişmanlık veriyor pek çok sonucu evet. dolayısıyla. Ve mutlu da hissettirmiyor. Mutluluk daha huzurlu, sakin bir ruh halidir. Hatırlayınca böyle bir şeyi, güzel bir anı hatırladığımızda içimizin kıpır kıpır olması ya da huzurla dolmasıdır. Ama dopamin, haz biraz daha farklı bir şey. O da lazım ama bu kadar değil. Sağlıklı beslenirsek beynimiz öğrendiğini kaydetmek için gerekli maddeyi bulacak. Mutlu hissettiğinde salgılamak için üreteceği maddenin ham maddesini bulacak, çekecek hı hı. kandan. Sağlıklı beslenmemiz lazım, egzersiz yapmamız lazım, ev içinde rutinler oluşturmamız lazım. Yani bütün gün evdeyiz, hiçbir yere gitmeyeceğiz ama o gün aşağı yukarı ne yapacağımızla ilgili bir zihnimizde bir plan olması lazım. Hı. Her zaman sadık da kalamayabiliriz ama bileceğiz ki ben bugün 15 dakika ev içi egzersiz yapacağım. İşte evin düzenlenmesine yaklaşık bir yarım saat, bir saat ayıracağım. Sağlıklı yemek pişireceğim. 10 dakika, 20 dakika arkadaşlarımı arayacağım ve görüntülü konuşacağım. Hı hı. Zihnim için bir şey yapacağım. Yani 10 sayfa kitap okumak olur. Bazen insanların ruh hali müsait olmuyor çok fazla bir şey okumaya. Az yapmak hiç yapmamaktan iyidir. Mesela bir kitap veririz biz danışanlarımıza. Bunu bu hafta ya da birkaç hafta içerisinde okuyun diye. Bazen olmaz, çok ağır durumlarda insan hı hı. okuyamaz, eli gitmez. O zaman diyorum ki günde sadece 5 sayfa okuyun. Olmadı mı? Bu hafta okuyamadık mı? Tamam. Günde 5 sayfa okuyabilir miyiz? Okuruz. 10 günde 50 sayfa yapar. Hiç okuyamamaktan iyidir. Küçük hedefler koyalım kendimize. Olursa ne ala, olmazsa daha küçültebiliriz o hedefi. Ama süreklilik önemli. Kitap okumak olur, online bir şeyler öğrenmek ilgimizi çekiyorsa olur. Video izlemek çok faydalı ve güzel bir aktivite. Hı-hı. Hangi konuda ilgimizi çekiyorsa. Çok güzel filmler var, diziler var, bilimsel konular var, böyle bilgilendirici programlar var. Hangi konu ilgimizi çekiyorsa evden çıkmadan dünya ile bağlantı kuruyoruz. Dünya ile bağlantımızı kaybetmememiz lazım. Sosyallik ekmek su kadar önemli bir şey. Evet. Sevmek, sevilmek, anlaşılmak. Bize sevgiyle ve anlayışla bakan bir çift gözün ışıltısını başka bir şey tutamaz. Yerini hiçbir şey karşılayamaz. Elbette, ne güzel söylediniz, doğru söylüyorsunuz. Onun için ekrandan bile olsa, online görüşmeyle bile olsa sevdiklerimizle de sık sık görüşmemiz lazım. Mümkünse hemen her gün. Biriyle, bir gün diğeriyle, bir arkadaşımızla kahvemizi, çayımızı alıp karşılıklı birbirimize çaya gitmiş gibi karantina sürecinde en azından böyle atlatabiliriz. Peki Rukiye Hanım, gerçekten çok fazla soru geldi. İsterseniz birkaç tane sevgili izleyicilerimizin bu sorularını yanıtlamak isterim. Öncelikle merhabalar. Yakını bipolar bozukluk olanlar için Rukiye Hanım ne tavsiye eder? Mevsim geçişleri bu hastaları da etkiliyor, öyle değil mi demiş. Hı hı. Yakınınız bipolar bozukluk sahibi ise tıbbi tedavisini aldığından emin olmalısınız. Kesinlikle tıbbi tedavisini aksatmamak gerekiyor. Hı hı. İlaç tedavisi doktor kontrolünde olmalı. Şimdi kaç atak geçirdi bunu bilemiyoruz. Bazı durumlarda minimum 6 ay, bazı durumlarda minimum 2 yıl, minimum 5 yıl geçirdiği atak sayısına göre kullanması gereken ilaç zamanı süresi uzuyor. Hı hı. Doktoruyla irtibatta olduğundan emin olmalıyız. İlaçlarını kullandığından emin olmalıyız. Terapötik süreci eğer bitmediyse terapisine gidip geliyor olduğundan emin olmalıyız. Bir. İkincisi depresif bir atak görürsek yine bütün bunları yapıyor olmasına rağmen mevsim geçişinde etkilenebilir. İçe çekilme, mutsuzluk, rutininden daha mutsuz, depresif görürsek bu insanda hemen doktoruyla irtibat kurup görüşme yapmasını sağlamak, teşvik etmek gerekir. Ya da bir taşkınlık, manik bir atak görürsek, yani uykusuzluk, aşırı konuşma, aşırı gülme, aşırı arzu, heyecan, libido, aşırı özgüven patlaması, bunları görürsek de tedirgin olmamız ve alıp doktoruyla bir görüştürme yapmamız gerekiyor. Gerekiyor. Hayırlı sabahlar. Bu dönemden gebelerin psikolojisinin olumsuz etkilenmemesi için neler önerirsiniz demiş. Güzel bir soru. Hı hı. Bütün bu söylediklerimizi yapmaları aha. gerekiyor gebelerin. Onun dışında doktorlarının kontrollerine, talimatlarına uymaları gerekiyor. Yine de çok zorlanırlarsa psikolojik birebir destek almaları gerekiyor. Bu söylediklerimin hepsi gebeler için de geçerli olan şeyler.
Tekrar hayırlı günler diliyorum. Yayınınızı keyifle izliyorum. Hocamıza bir sorum olacaktı. Ben 38 haftalık hamileyim. Doğumum yaklaştı. Covid çıktığından beri kendimi korumaya çalışıyorum. Artık bu süreç beni çok yordu. Depresyona girdiğimi düşünüyorum bazen. Bu durumda ne yapabilirim demiş. Sanırım büyük bir kaygı hali söz konusu öyle değil mi? Depresyonla kaygı zaten birbirini çok kolay tetikleyebilen iki rahatsızlık. Birini gördüğümüzde bir diğerini belki %50-60 oranında ona paralel olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Eğer bu derece yüksekse mutlaka birebir psikolojik destek alarak duygu ve düşüncelerini kontrol etmeyi, yönetmeyi öğrenebilir. Nefes egzersizleri ve gevşeme egzersizleriyle de bedensel olarak kaygısını kontrol altına alabilir. Bunun dışında dediğim gibi bu söylediklerimizin hepsini yapacağız. Ama mevsimsel depresyonun da diğer depresyonların da belli bir kısmı tedaviyle geçer. Sadece bireysel tedbirler yetmez. Belli bir oranında ciddi bir tedavi gerekir. Eğer COVID'in de eklenmesiyle ciddi bir şekilde kaygı hissediyorsa ve depresif hissediyorsa bu hanımefendi mutlaka bir psikolojik desteği birebir alsın. Duygu ve düşünceleri üzerinde çalıştıkça onları daha kolay yönetebildiğini, daha kolay başa çıkabildiğini görecek. Bir de şunu unutmadan ekleyeyim. Mevsimsel depresyonda fototerapi denen bir yöntem var. Işık tedavisi. İlaç tedavisine ek olarak ihtiyaç halinde bu da devreye sokuluyor. Günlük belli bir saat yoğun şiddette ışığa, beyaz ışığa maruz bırakılır burada hastalar. Ve retina uyarılır. Yani güneş var, o kadar da sen şey yapma, bırakma kendini diye tabiri caizse kronobiyolojik sistemimize mesaj gönderiyor. 2 saat yoğun parlak ışığa maruz kalarak kişiler o karanlık havanın yarattığı etkiden bir nebze de olsa arınıyorlar. Harika. Merhaba, panik atak ve anksiyete başladı. 6 aydır ilaç kullanmıyorum. Ara sıra tekrar ediyor. Ne yapmam gerekiyor? Sormak istiyorum. Teşekkürler demiş. Sanırım panik atağı da bu süreç oldukça olumsuz etkiledi değil mi? Ya depresif duygular altyapımızda var olan bütün rahatsızlıkları tetikler. Bütün rahatsızlıkları tetikleyebilir daha doğrusu. Şimdi panik atakta eğer ilacı bıraktık ve yeniden başladıysa doktorumuzla görüşmemiz lazım. İlacı tam bir iyileşme olduktan sonra tedricen aşama aşama azaltarak yavaş yavaş kesmek gerekiyor. Eğer iyileştim deyip de biz kestiysek ya da birdenbire kestiysek ve henüz tam iyileşmemişsek tekrar ilaç tedavisini başlatmak gerekebilir. Böyle bir durumda mutlaka öncesinde ilaç tedavimizi düzenlemiş olan doktora bir danışmamız gerekir. Uygun görmesi halinde ilaca tekrar başlayalım ama ilaç beyindeki kimyasal mekanizmayı düzenleyecek. Panik atağın ortaya çıkmasını sağlayan bir de bilişsel bir mekanizma var. O bilişsel mekanizma içinde terapi görmemiz gerekiyor. Orada yapılacak şey özetle şu: beslenme, uyku, uyanma ve nefes alma sistemleri üzerinde çalışılacak. Biyolojik kısmı kontrol altına alınacak. Bir de panik atak geldiğinde bununla nasıl baş edeceğiz? Buna nasıl yaklaşacağız? Ve bunu nasıl yöneteceğiz? Terapide de bunları öğrenecekler. Kaygı bozukluğu tedavisi gören bir yakınım yaz döneminde daha olumsuz etkileniyor. Sebebi ne olabilir? Şimdi şahsı tanımak lazım bunun için. Yaz döneminde belki atıyorum işleri azalıyordur, ekonomik sıkıntı yaşıyordur. Aslında yazın güneşinden, rüzgarından değil de yazın yaşadığı o iş mesleki problemden dolayı artıyordur. Ya da yazın okulu bitip tatil olup ebeveyninin yanına geliyordur ve stresli bir ortam vardır. Orada artıyordur belki. Farklı nedenleri olabilir. Aynen öyle. Kişiyi tanımamız gerekir bunun sebebini söyleyebilmek için. Güzel. Merhaba, saygılar sunarım. Ben bipolar hastasıydım. 10 yıl tedavi gördüm. İlaçları 4 ay önce bıraktım. Şu anki duygu durumum hassasiyet, stres var. Az uyuyorum, çok konuşuyor, hızlı düşünüyorum, sabırsız davranıyorum. Mani veya depresyonda değilim. Tavsiyeleriniz nelerdir demiş. 10 yıl sonra bırakmış ilacı. Yani bu tarif hipomanik bir atağı gösteriyor. Tam bir mani değil belki ama hipomani yani düşük düzeyde o hızlı konuşma, sabırsızlık, enerji ve az uyuma maninin ayak sesleridir. O yüzden doktoruyla görüşmesini tavsiye ederim. Artmadan, şiddeti dozajı bir anda artmadan bir tedbir almak için. Harika. Hocam isterseniz yine güzel bir VTR'miz var. Onu izleyelim, ondan sonra hep beraber inşallah Nuray Hanım'ın yanına gidelim, olur mu? Evet değerli izleyenler, havadaki basınç değişikliği migreni tetikliyormuş. Bunu biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız hep birlikte izleyelim o zaman. Kış mevsimi etkisini yavaş yavaş arttırırken hava sıcaklıkları da değişkenlik göstermeye başladı.
hava şartları baş ağrısını ve migreni tetikleyen çevresel faktörlerden en önemlisi olarak öne çıkmaktadır. Basınç, ısı, nem ve rüzgar gibi tek bir hava özelliğinin ani değişimi veya bu özelliklerden birkaçının birlikte ani değişimi ağrıyı başlatabilir. Hava basıncında ani düşme, bulutların kalınlaşması, nem artışı, ısıdaki değişimler ve rüzgarın şiddetlenmesi diğer hava özelliklerinden daha çok migren ataklarını tetiklemekte ve var olan ağrıyı kötüleştirmektedir. Aksine yüksek hava basıncıyla birlikte olan kuru bir hava ve parlak güneş ışığı baş ağrısını yatıştırabilmektedir. Çayınız kahveniz var mı Nuray Hanım? Misafir olmaz. Geldik size. Çok fazla. Hangisini isterseniz? Valla depresyonu etkileyecek değil mi? Önleyecek bir şey olsun ya da bağışıklık sistemimizi daha çok güçlendirecek bir şeyler olursa çok seviniriz. Zaten kullandığımız bu bitkilerin çoğu bağışıklık sistemini evet. güçlendirici bitkiler Demet Hanım. Biraz önce de söylemiştim. Hı-hı. Tam tuttuğunuz çay evet. bu iş için en uygun çaylardan Hı-hı. bir tanesi. Kakule de vardı değil mi bunun içinde? Yok, onda meyan kökü var. Onda meyan kökü var. Limon kabuğu var. Tamam. Ve ne Peki, vardı? Yeşil çay vardı. Yeşil çay evet. var. Kakuleyi şeye mi koymuştuk? Kakuleyi kış çayına koymuştuk. Kış çayına koymuştuk. Evet. Tamam. Çünkü kakule ne demiştik? Asijenine iyi geliyor çok demiştik. Çok önemli. Aynı zamanda bağışıklık sistemimizi de güçlendiren bir bitki. Güzel. Şimdi hocam bu kadar depresyondan bahsetmişken bir depresyon çayı yapalım. Biz de doğadan faydalanalım. Yani siz bu işin tıp... tarafını yönlendirin. Biz de doğadan faydalanma tarafını yönlendirelim. Depresyon ilaçlarını kullanmayan kimse kalmadı evet. diye düşünüyorum. Ya da bir şekilde destek almayan kimse kalmadı. O yüzden belki süreci yönetmelerinde işte birazcık destek olabilecek bir çay tarifi verelim. Biz öncelikle suyumuzu koyalım. Bir fincan kadar. Kaynamış suyu. Bunun için portakal kabuğu kullanıyorum Demet hı hı. Hanım. Yine hı hı. Meyve yedikten sonra atmayıp bunları sızdırmaz kaplarda evet. bekletirseniz hı hı. Daha sonra çay yapmak için kullanabilirsiniz. Hı. Limon kabuğu kullanıyorum. Limon kabuğu, portakal kabuğu. Limon, evet aynen. Ihlamurun sakinleştirici etkisinden yararlanmak istiyorum bu çayda. Hı hı. Ve yine ada çayının sakinleştirici etkisi var. Ada çayı da sakinleştiriyor değil mi? Ada çayı, daha çok hani sarı kantaron, sarı kantaron, melisa, biberiye. Evet, bunları kullandığımızda zihni ve bedeni sakinleştirebiliriz. Yani düzenli kullanımda gerçekten fayda görebiliriz. Bu Akdeniz ada çayı, hı-hı. bir de Çalı ada çayımız var. İkisini de tercih edebilirsiniz hangisini. Ben genelde Akdeniz'i tercih ediyorum. Siz rengi çok sevdiniz ya. Evet. İçine birazcık da nar çiçeği ekleyelim. Güzel. Bir taraftan C vitamini olsun. Bir taraftan da biliyorsunuz kış aylarında C vitamini cildimiz için de çok önemli. Hı hı. Evet. Yine bir 3-4 dakikada çayımız hazır hale gelecek. Demlenmesini bekleyeceğiz. Evet. Yani bitkilerden yararlanmak son derece önemli. Hı hı. Dediğim gibi 2-3 fincandan fazla olmamak kaydıyla diyet sürecinde İşte baş ağrısında, mide bulantısında, işte öksürükte, gripte, virüste her şeyde faydalanabileceğiz bunlardan. Doğa bize bunları sunmuş. Biz de bireysel olarak bu anlamda kendimize fayda sağlayacak ürünleri neden kullanmayalım? Harika bir tespit. Gerçekten çok güzel söylediniz. Şeyi de hatırlatalım mı tekrar? Yeşil çayla evet. sodayı da ne kadar Aynen. koymuştuk? Hiç denediniz mi hocam? Hiç sodayla denemedim. Yeşil çayı ben genelde yaseminli tercih ediyorum. Tadı biraz yumuşak olsun diye değil mi? Yaseminli, elmalı, bazen limonla yumuşatıyorum. Ama sodayla hiç denemedim. Deneyeceğim. Sodayla evet. kesinlikle deneyin. Yeşil çay hiç içemiyorum diyen birçok insanın bu şekilde içtiğini gördüm. Ne Detoks yapıyoruz? İçeceği gibi de sanki. Biraz öyle, biraz öyle. Diyete destek, aynı zamanda yeşil çay tüketemiyorsanız da tüketebilmeniz için bir alternatif. Bir tane sodamız vardı, maden suyumuz. İşte yeteri kadar yeşil çay demledik. Yarım da limon suyu sıktık. Tadını çok beğeneceklerini düşünüyorum. Biraz asit de olduğu için evet. daha kolay içeceklerdir yeşil çayı. Soğuk da içebilirler, oda sıcaklığında sıcak da içebilirler.
ben şahsen her gün bir tane içiyorum. Bu güzel çayı. O zaman bize de tavsiye ettiğinize göre biz de bundan sonra böyle içeceğiz. Çünkü ben gerçekten zorlanıyorum yeşil çayı içerken. Sizin böyle sürekli her gün içtiğiniz bitki çaylarınız rahatlatan başvurduğunuz daha doğrusu var mı? Ben rutin yeşil çay içiyorum her gün. Filtre kahve içiyorum. Hani onun da etkilerini arındırsın diye mutlaka bol su içmeye çalışıyorum yanında. Melisa çayı sık sık içtiğim çaylardan. Malum bizim stresli bir gündemimiz oluyor mesleğimizden dolayı. Tavsiye de ettiğim bir şey. Melisa çayı, ada çayı belli aralıklarla içmeye çalışıyorum. Ağırlıklı takip ettiğim, mutlaka evde bulundurduğum çaylar bunlar ama belki 30 çeşit bitki çayım vardır. Ara ara böyle işte hibiskus merak edip ya da tadını sevip kuşburnu, yapraklardan, bazı bitkilerin yapraklarından elde edilen özel karışımlar falan. Ihlamur, ada çayı, yeşil çay ilk üçüm diyebilirim ama. Kesinlikle eskiden düşünüyorum da ben annelerimiz, babalarımız yani büyüklerimiz hep böyle hasta olduğumuz zaman hemen bir ilaca sarılmazlardı. Mutlaka kendilerine göre bir tarifleri vardı büyük annelerden de değil mi gördükleri? Aynen öyle. Ihlamur başta gelirdi. Kesinlikle mutlaka bir ıhlamur kışın kaynardı. Midemizi üşüttüğümüz zaman hemen bir nane, limon, kekik çayı hep onlardan öğrendik dikkat gördük. Ben zaten bütün çaylarda limonun özellikle kabuğunu kullanmaya dikkat ediyorum. Çok güzel bir aroması var, gerçekten şifalı. Harika. Peki bu çaylarımızı içtik. Elimizden geldiğince sizin az önce programda söylediklerinize de dikkat ettik. Hayatımıza geçirmeye çalıştık. Onun dışında sevgili izleyenlerimize bu mevsimsel ruh değişikliği ile alakalı son mesajlarınız ne olur Rukiye Hanım? Hepsini yaptık. Her gün kendimize soralım sabah. Bugün neye ihtiyacım var? Bunu pek yapmıyoruz. Bunu istiyoruz ki sevdiklerimiz bize yapsın. O da her zaman olmuyor. O da mümkün olmuyor. Neye ihtiyacın var? Ne istiyorsun? Seni mutlu etmek için ne yapabilirim? Bunu bize soran insanlar varsa harika tabii ama olmayabiliyor. O yüzden biz kendi kendimize her sabah sormalıyız. Bugün neye ihtiyacım var? Bugün ne hissediyorum, ne istiyorum, neye ihtiyacım var? Ve o şeyi yapmaya çalışalım mümkünse. Belki oturup bir kahveyle bir kitaba ihtiyacımız var. Belki sevdiğimiz biriyle konuşup biraz ağlamaya ihtiyacımız var. Belki evimizin bir köşesinde bir değişiklik yapmaya, belki biraz yürümeye ihtiyacımız var. O an yapmak mümkünse o an yapalım. Değilse bunun için plan yapalım ama her gün, her sabah bunu sadece karantinaya ve kışa özgü de değil, genel bir alışkanlık olabilir. Buna öz şefkat diyoruz. Hepimizin şefkate ihtiyacı var ama hepimizin çevresinde bunu alabileceği yeterli kaynak olmayabiliyor. Bugün neye ihtiyacım var diye kendi kendimize soralım ve onu mümkün olduğu kadar yapmaya çalışalım. İnşallah, inşallah. Siz yapabiliyor musunuz Nuray Hanım? Sizin aynı zamanda hani tanıdığım için başarılı bir eş ve başarılı bir anne olduğunuzu da biliyorum. Ama hocam o kadar güzel bir şey söyledi ki önce kendimize. Çünkü biz herhalde anne olarak kendimiz ve bağışıklık sistemimizde ne kadar güçlü olursak hayata hem çocuklarımız için hem de eşimiz için daha faydalı olabiliriz. Ailenin hani yuvayı yapan dişi kuştur derler ya, aileyi de gerçekten bu anlamda ayakta tutan, psikolojik olarak da ayakta tutan, birlik ve dirlik içerisinde tutan annedir galiba. Esme bize düşüyormuş gibi aileyi ama bende şey var hocam. Biraz önce galiba öyle bir şey söylediniz. Bazıları doğuştan motivasyonu yüksek olur diye. Galiba ben o gruptayım. Motivasyon sürekli yüksek mi? Benim motivasyon genelde yüksek. Çok fazla yıkılmıyor. Çok iyi bir şey bu iş. Yapısal. Yapısal değil mi? Olabiliyor yani böyle de. Oluyor. Bazılarımız başladığı işi bitirir. Yani bir alternatifi yoktur onun. Bazılarımız her gün kendine yeni bir meşguliyet bulabilir. Bazılarına da bu iç motivasyonu dediğim grup. Bazılarımıza da sürekli hadi, hadi canım, hadi yaparsın. Evet, çocuklarımızda hadi, da böyle ben sana bazen inanıyorum. Yetişkinlikte de hep böyle bir yoldaşa, bir onu motive edecek insana ihtiyaç duyar bazılarımız. Ha, çok motive olanlarımız da hayatın bazı dönemlerinde yorgun, güçsüz, tedirgin hissediyorsak yine bir rehbere, yine bir yoldaşa ihtiyaç duyarız. Dönemsel olarak o ayrı ama kim
tüm insanlar hayat boyu iç motivasyonludur. Karar verir, yapar. Dener, başarır. Başarısız mı oldu? Düşer. Tekrar ayağa kalkar, tekrar yapar. İç motivasyonludur. Yapacağım der, yapar. Kimi de dış motivasyonlu. Sürekli bir dışarıdan hadi, hadi yaparsın, hadi yanındayım denilmesi. Ben de kendimi öyle hissediyorum. Evet. Hatta kızımın arkadaşları geldiğinde şey diyorlar, şimdi genç nesil, 20'li yaşlar. Bizim böyle bir motivasyona ihtiyacımız var, o yüzden size geldik. Demek ki bunu hissediyorlar ki, bunu hissettiriyor. Tercih ediliyor. Bu anlamda da demek ki gençlerimizin de motivasyonu ne kadar çok fazla düşmüş. Onu da inşallah çok ileriki programlarda bunları da şey yapalım, konuşalım istiyorum. Bir de aklıma sizinle konuşurken şöyle bir şey geldi. Annelerimizin eskiden böyle sohbet günleri olurdu. Hem böyle komşularıyla birlikte ibadet ederlerdi. Sonra da böyle çay, kahve, pasta, börek şey yaparlardı. Hani bazen lüzumsuz olarak görülüp şey yaparlardı ama şimdi düşünüyorum aslında ne kadar önemliymiş. Tabii. Özellikle şu süreçte insanların birbirine derdini anlatması, siz dediniz ya, duygu durumunu bir şekilde dışarıya atması gerekiyor. İşte o komşular bir araya geldiği zaman evlerinde yaşadıkları ufak tefek mahrem olmayan şeyleri söyledikleri zaman belki de büyük bir terapi görüyorlardı. Kesinlikle. Farkında olmadan, değil mi? Kesinlikle. Evet, birbirlerinin psikoloğu olmuşlardı. Aslında psikolojik tedavinin 3 temel ayağı var. Biri farmakoterapi, ilaç tedavisi. Aha. Biri psikoterapi, bizim yaptığımız. Aha. Biri de sosyoterapi. Hmm. Bu hanımların evde yaptığı şey. Yani sosyal gruplarımızdan aldığımız destek. Bu işte erkeklerin birlikte balığa gitmesi olur, maça gitmesi olur ya da futbol oynaması olur. Aha. Hanımların birlikte yapabileceği etkinlikler olur. Evet. İşte sohbettir, gündür, bir arada pasta börek yemektir, sohbet etmek, gezmektir. O bir araya gelişlerimiz sosyoterapi, sosyal terapi. Yani bizim etkileşim içerisinde iyileşmemiz. Birileriyle diyalog içinde, etkileşim içinde yükümüzün birazını bırakıp hafifleyerek dönmemiz. Bu çok temel ihtiyaç. Bir insan en iyi ilacı da kullansa, en iyi psikoterapiyi de görse, ona iyi gelecek insan da lazım ona. Çok güzel yani söylediniz. İyileşmesi için bu da lazım. Mümkünse sevdiğimiz, sevildiğimiz ve yanında maske takmak zorunda hissetmediğimiz, yanında kendimiz olabildiğimiz özgür, rahat ortamlara ihtiyacımız var. Hocam harika söylediniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür geldiğiniz ediyorum. İçin, bu güzel bilgileri bizimle paylaştığınız için ve Nuray Hanım size de öyle. Elinize, emeğinize sağlık. Harika çay tarifleri verdiniz bize. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Evet, bu arada bence programı kapatırken Nuray Hanım'ın bu güzel çayını bir içmenizi istiyorum hocam. Çok isterim. Sağ olun. Ben de bayıldım. Program bittikten sonra şeye de bakacağım inşallah, diğerlerinin tadına da bakacağım. Sodalı çok dikkatimi. Evet, sodalı çok dikkatimi çekti çünkü dedim ya, yeşil çay içemiyorum ya. Nasıl hocam? Çok güzel. Güzel değil mi? Çok güzel. Bunu yapacağım. İnşallah. Evet, bunu deneyeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, işte bugün de zaman çok çabuk geçti. Yeni Güne Merhaba'nın sonuna gelmiş olduk. Yarın doğru öğretmen veli ilişkisini konuşacağız. Psikolojik danışman Seray Betül Çetin Hanım bizlerle birlikte olacak. Bunun yanı sıra yine muhtelif işlerde de Belmek öğretmeni Ayşen Aslan bizlere eşlik edecek. Evet, kendinize çok çok iyi bakın. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize olsun efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın.